Hangimizi sevmedik? Birinci bölüm. Su damlasından çıkan göz, burun, ağzı çizilmiş televizyon altında BSK yapım sunar yazdı. www.sebeder.org. Kalabalık sokağın üzerinde hangimizi Resimdeki sevmedik yazdı. Türk sonunda soru işareti var. Efsane oyuncusu. Birinci bölüm. Bunu bilmemek için uzaylı olmak gerekir Pampa. Bulmaca çözüyor. Adile abla. Evet. Adile. Adile Naşit. Adile Naşit'in fotoğrafı altındaki boşluğa diklemesine yazdı. Adile abla! Anne! Şükriye teyze sesleniyor sana. Kızım! Onca işin gücün arasında oturmuş bilmece çözüyorsun, çekirdek çitliyorsun. Azıcık yardım etsene bana. Adile abla! Kız 20'lerinde. Şükriye teyze kapıda. Kız söyleyeceğine gidip açsana kapıyı, gözü kör olasıca. Hadi bırak onu da hadi. Of anne ya, bir iki dakika keyif yaptırmadın. Hadi hadi. Allah Allah, ortalığı da... Adil 60'larında, kısa boylu, iş önlüklü, başı bağlı. Gazeteye gözü takıldı. Canım, nur içinde yat. Allah rahmet eylesin. Özlemle, sevgiyle fotoğrafı süzüyor. 147 numaralı pembe boyalı evin kapısı açıldı. Oo, hayırdır? Sen bu saate kalmazdın Münir. Sorma sorma, benim kız geliyor ya bugün. Heyecandan gözüme bir türlü uyku girmedi gece. Sabahtan kalkamadık tabii. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hulusi komisere selam söyle. Pes yani insan, pes. Pes? Ay nereden biliyorsun Hulusi'nin uğrayacağım dese ne diyeceksin? Ya karakol burnumuzun dibi. Görüşürler diye söyledim herhalde. Aklı ıslanmıyor ağzında. Hadi yürü yürü. Nerede kaldın kızım? Kapıda kaldık ya. İttirip içeri girdiler. Hoş geldiniz. Kız uzun boylu, kumral, uzun saçlı, duru gülüşüyle arkasını dönüp baktı. Sokağın başında duralayan minibüse gülümseyerek bakıyor. Teyze! Ben sana kaç kere dedim bana teyze deme diye. Bak bir de bağırıyor öyle car car. Teleskop vereyim istersen ha. Megafon olmasın. Aman her ne zıkkımsa. Ben sana kaç kere dedim şuna seninki deme diye. Ay bir de öyle gevrek gevrek gülüyor. Kız pis kıtıpıyoruz. Sen... Görürsün dedi, girdi. Bulduğu ayıcığı fırlattı üst kattan aşağıya. Hadi içeri gir. Önünde peluş oyuncaklar sıralanıyor. Sokağa girdi. Sürücü kırklarında esmer sırıtarak yanaştı. Sizden ne yapıyorsun kız? İyiyim Milas abi. Ayımda girene kadar istersin. Ayıya mı? Evet. Üst kata bakarak düşündü. Yalnız çok nadide bir parça bu. Teyzem her gece buna sarılıp uyur. Ah. Tamam. 100 kağıt çalışır hemen. Elini cebine attı. 200. Yok artık. Dudak büzüp ayıyı kokladı. Teyzemin kokusu silmiş üstüne. Ah koku mu? Hı. Tamam ver tamam koklama ver. İki yüzlülükle takas etti. Allah bereket versin. Bereketini gör. İlyas da kokladı. Oh diyerek keyiflenip camın önünde yer aradı, bulamadı. Annesi buldu şimdi koyacak bir yer. Gözleri koltuktaki ayıcıkta. U gibi dönen sokağın altından dönerek diğer sokağa girmişteki çocuklar karşıya geçti. Zorlukla durup çıktı kapıdan. Tanju! Lütfen! Ne yapıyorsunuz oğlum ya? İki oğlan gözden yitip gitti. İlyas çatık kaşlarıyla girdi arabaya. Dikiz aynasından sinirle geriye bakıyor. Uzaklaşan minibüsün arka camında el yazısıyla hangimiz sevmedik yazıyor. Cumbalı bitişik nizam evlerin olduğu sokak. Şu masayı biraz daha şöyle çekelim kızlar. Hadi. Nerede masalar? Hadi getirin artık getirin. Ay gören de iş yapıyorsunuz sanır. Hadi be hadi şöyle. Şöyle dizin. Sokağa tamam eşya taşıyorlar. Hadi anacığım koy sen onu koy. Yavrucuğum çekilin ayağımın altından. Çekilin çocuğum hadi şu tarafa hadi. Şevket, Şevket. Gözün kör olmasın Şevket. Neredesin? Geldim bir tanem geldim. Bağırma aşkım bağırma. Kutularla koşturdu. Neredesin sen Şevket? Arkanda. Yani filo köpeği gibi arkandan koşuyorum bir tanem ama senin aklın hep ıtırla tarıklı olduğu için beni bir türlü görmüyorsun. Ay bir ayarlayamadınız gitti şu düğün salonunu. Ya badem gözlüm, Ümit abiyle görüştük. 3000 lira istiyor bir geceliğine ya. Yani günah, boş ver ne yapalım? Münir abinin dükkanını ayarlasaydınız bari. Münir abinin dükkanını ayarlasaydınız ya. Oraya bu kadar kişi sığar mı sanıyorsun ha? Çıldırdın herhalde. Ayrıca Adile ablayı da unutuyorsun. Tamam neyse boş ver, katlanacağız artık ne yapalım? Sen ne yaptın, getirdin mi bardaklar nerede? Getirdim, ha? Getirdim bir tane. Tüm mahalleli el birliğiyle yerleştiriyorlar. Yalnız gözünü seveyim aşkım. Yani gelenleri sıkı sıkı tembihle. Bak bunlara dünya para verdim. Yani kırıp dökmesinler ha. 3 kutu cam bardak. Ne yapmasınlar? Kırıp dökmesinler dedim. Şevket. Çimdikliyor. Sen bu
bardakları böyle kırılmaz diye almadın mı? Nasıl kırılsınlar? Aşkım, ben o niyetle aldım ama satan kişi niyeti bozmuş galiba. Ne yapacağız şimdi peki? Allah nasip ederse, ya ben de bana benzeyen bir enayi bulursam eğer niyeti bozmayı planlıyorum. Hani insanlar çift yaratılmıştır ya, kesin bana benzeyen bir kişiyi bu ara bulacağım. Evin bir odası bu bardaklarla dolu. Evet. Ben sana bunları böyle tek tek test et, ondan sonra al demedim mi? Ya Perhancığım, 55 bin tane bardağı ben nasıl test ederek alayım ha? Çok kolay. Kutudan birini hadi aldı. Yapma! Gördün mü? Yapma bir nasıl tanem kırılırım? Yapma! Gel kız yapma! Kaçma. Yapma! Kaçma yapma bir tanem aşkım, yapma! Gel yapma buraya! Perhancığım yapma aşkım, yapma bir tane. Kişi sıra atıyor. Yapma yavrum! Yapma aşkım! Allah! Şerket abi! Yapma kanarım! Ne oldu abi? Bardaklar gidiyor. Ya! Aldım ki ben hanet olsun! Kendisi kırılır ben abla! Şeker kısa boylu kıklarının sonunda meydandan çıkıp arka sokağa saptı. İlyas minibüsünden gülerken pastane önünde oturan ikili merakla kalkmışlardı. Gülerek geri oturdular. Adilelerin evi mutfaktalar, Adile ocakta, Allah. İhsanlar masada. Hadi gel otur Allah aşkına. Sonra yaparsın, kaçmıyor ya. Ya kaçmıyor, yanıyor. Altını kız. Olmaz, harlı ateşte pişmesi lazım. Ay ne inat kadınsın ha. Biliyorum tabii ne diyeceğimizi. Sırf inadından işe veriyorsun kendini. Ay geldik geleli yemeğin temizliğin bitmedi. Gel otur yahu. Ayşen kalk karıştır şunun altını, yanmasın. Hadi. Uf ablaya karıştıramam. Ojelerim bozuluyor. Ayşen diyorum. Ayşen. Ya abla bırak şimdi Ayşen'i. Sen bizi dinle hele. Hadi. İç çekip dudak büzerek bıraktı kaşığı. Ne var diye baş salladı, görüntü kaydı. Polis üniformalı yuvarlak yüzlü kır saçlı 55'lerindeki komiser sarkık yanaklarıyla bir şey diyecek gibi bakınıyor. Münir çay ocağından bakıp işine devam etti. Öyle sen dinliyorum ben. Ya öyle ayaküstü konuşulacak mevzu değil. Gel otur 2 dakika konuşalım, sonra demlersin çayını. Hoşnutsuz bıraktı. Ocaktaki esmer 20'lerindeki delikanlı endişeyle bakıyor. Münir geçip oturdu mavi örtülü kare masaya. Oturdum işte, hadi söyle bakalım ne söyleyeceksin. Yana kaydı. Adile abla. Adile'nin evi. Senin Tarık da maşallah diş hekimi oldu, hayırlı olsun. Ya şükürler olsun maşallah. Masaya vurdu. Mahallemizin medarı iftarı oldu Tarık. Kızımız da nihayet giyecek avukat cübbesini. Kahve. Stajını da tamamladı. Hem de tam puanla. Maşallah Itır'a. Baba bizim mahallenin kızı diye söylemiyorum ama ben onun kadar efendisini, ahlaklısını, çalışkanını görmedim. Münir, yeminle söylüyorum. Lucy, sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Ne diyeceksen de hele. Eve geçti. Yani demem o ki, ben diyorum böyle mahallece toplansak meydanda. Oturup sohbet etsek, hem hal olsak, hem Tarık'ın gelişine de bir eğlence tertip etmiş oluruz. Hani izin verirsen tabii. Ne dersin? Olur elbet. Neden olmasın? Da. Kimler gelecek bu eğlenceye? Yutkunarak bakındılar. Kimler gelecek canım? İşte sen, Tarık, biz, Perran, bizim yeğenler Zeki ile Metin de gelir. Ay İlyas da gelir. Komiser Hulusi de katılır canım. Ay gelir gelir, ben onu saymayı unuttum bak. O kadın da gelecek mi, sen bana onu söyle. Hangi kadın? Kim? O adam işte. Şimdi adını söyletip de günümün bereketini kaçırtmayın durduk yerde. O adam geliyor mu gelmiyor mu? Muhtar Bey sen onu söyle bana. Ya Şükrü'ye biz saymadığımız kimse kaldı mı? Yani sen ben o, siz biz onlar. Yani biz bizeyiz. Ay o kadar işte. Sen biz sizi anladım da onlar kim? İhsan Giller. Aa iyi tamam o zaman. Ve komşusuz. Münir irkili verdi. Efendim? Komşu işte ya. Nasıl işte ya? Ya sen şunu baştan tane tane söylesene bakayım. Muhtar İhsan Gil ve komşuları. Hangi komşuları? Genç adam geldi. Halit nereye oğlum? Bakkalı usta çay bitmiş. Ya her gün aynı saatte mi bitiyor bu çay? Ya usta vallahi paket belli, kazan belli, ölçek belli. Saat 10 dedim mi bitiyor. İyi tamam hadi çabuk al gel, fazla oyalama. Hadi hadi. Ha, nerede kalmıştık? Muhtar İhsan Gil ve komşusu. Peki sağ cenah mı, sol cenah mı? Bak şimdi insanları sağcı solcu diye ayırmayalım. Hulusi, bak lafı dolandırma. Direkt söyle bana. O Adile denen kadın geliyor mu, gelmiyor mu? Yahu beni yorma, kendin de yorulma. Geliyor. Görüntüleri birleşti. Aa, çok güzel.
Demek bu koşuşturma, masalar, sandalyeler hepsi bizim için de öyle mi? Ay, aynen öyle. Her şey sizin için. Yani sizin çocuklar için canım. Çok güzel. Geliyorsun yani. Gelmiyorum. Birbirine birbirine bakan gibi birleştik. Bana bak. Kısmet Gıda Market. Sen niye her gün aynı saatte geliyorsun buraya? Ha? Sana ne lan? Sana ne oğlum? Hesap mı vereceğim sana? Sana ne? Halit Lollipop'lardan fırlattı. Ne atıyorsun? Sevda kırıta kırıta dükkan kapısında belirdi. Üzerinde kotu, gömleği, kürklü sarı şişme yelekle spor giyimli. Zaman yavaşlamış. Halit'in gözler kapıya dönmesiyle kilitlendi. Sevda işbirli. Uzun saçlarını eliyle geriye savurdu. Halit paralize olmuş Sevda'ya bakıyor. Sevda ellerini arkasında bağlayıp tezgahın arkasında duran ince bıyıklı yuvarlak 128 yıllık bakkala döndü. Halit ablak ablak ağzı açık bakıyor. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Ne alırdınız? Sana ne oluyor? Kese kağıdı attı. Ne oluyor kahve çırağı? Kurumuş saat gibisiniz. Evden çıkışınız, alışverişiniz, kuaföre gidişiniz, planınız, programınız, her şeyiniz sizin gibi muntazam. Çok takdir ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Muntazam sapık. Sen işi gücü bıraktın, Sevda Hanım'ı takip ediyorsun öyle mi? Sen takip etmiyor musun? Çirkin miyim ben yoksa? Elinde lollipop çeviriyor. Ediyorum, ediyorum. Takip etmez olur muyum? Her gün, her saat, her dakika sizi takip ediyorum. Her tweetinizde bir kalp, her fotoğrafınızda bir like'ım var. Kaşlarını dalgalandırdı. Kadın girince toparlandılar. Yarım kilo şeker, bir paket un, bir kalıp tam yağlı peynir. He, 4 paket çay, bir paket tomurcuk. He. Halit, ne haber aslanım? Ustan ne yapıyor? Sağlığı, saati nasıl? Hilal Mürüvvet teyzeciğim çok selamları var sizlere. Sen de selamlarımı söyle. Sevgilerimi ilet. Aa yok yok. Bugün Itır kızım geliyor. Akşam yemekte ben iletirim. Münir Beyciğim de geliyor yemeğe değil mi? Bilmem gelir herhalde. Gelmem gelmem. Yani bunun nesini anlamıyorsunuz siz? Kalk yardım etsene oturacağına kızım sen de. Hadi. Of abla. İşim var birazdan çıkacağım. Sevda yardım etsin. Yo, Sevda siparişleri almaya gitti. Ne işin var senin? Hani Emel'den izin almıştın, işe gitmeyecektin bugün. Kızım Tarık geliyor. Of! İşim var. Ayşen diyorum. Ayşen! Ay! Aradan kaçıp gitti. Sen de işler çeviriyorsun geli anlamadığımı sanma. Adile abla. Ha, ne var ne var yani kabus gibi çöktünüz tepeme. Abla yapma bak. Bak kaç yıldır küssünüz. Bırakın bu küslüğü artık. Ay, inadın ayrı ya yalnız bırakır ya ayrı ha. Ağzına sağlık karıcığım çok güzel söyledin. Evet Adile abla bitsin artık şu küslük. Bak mahalle kaç yıldır bu iş bitsin diye uğraşıyor. Bu sefer bari hede kurtulalım bitsin ya. Sizin maksadınız Tarık'ın gelişi falan değil. Siz o mendebur herifle beni barıştırmaya çalışıyorsunuz gene. Itır'ın gelişini bahane edip o Adile denen kadınla beni barıştıracaksınız aklınız ya. Ben anlamadım mı sanki? Münir, bu kin nefret ikinize de yetmedi mi? Bak çocuklar okullarını birincilikle bitirmişler. İsteseler çok daha iyi yerlerde yaşayabilirler. Ama belli ki burada bizimle bizler gibi yaşamak istiyorlar. Bu sebeple senin de burada olman gerek, çocukların da, Adile'nin de. Münir, biz de mahalle değiliz, bir aileyiz biliyorsun. Hiç olmazsa bir günlüğüne, yani göstermelik bile olsa bir kenara bırakın şu küskünlüğü. Bırakın da ailece kucaklayalım çocuklarımızı küskünlük, kırgınlık olmadan. Ha Münir ne diyorsun? Dükkan önünü süpürüyor. Yüz yüze gelmemek için yollarınızı değiştirmekten, birbirinizi gördüğünüz zaman kafalarınızı çevirmekten bıkmadınız mı? Bıkmadım. Bak Hulusi, sen benim çocukluk arkadaşım, dostum, can yoldaşımsın. Ama sakın bir daha böyle bir şey isteme benden. Bak, ben o kadınla değil bir akşam bir dakika bile yan yana gelmem. Şuracıkta ölsem ben bir daha asla yüz yüze gelmem o mendebur suratlı herifle. Ellerini çırptı. İşte o kadar. Şükriye ve İhsan da çaresiz sustular. İlyas'ın dolmuşunun arkasında kısmetliği yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indiler yazıyor. Şişman delikanlı ip atlayarak gelmekte. Atla atla. Bir atlayabilsem. Adam Şevket'e baş sallayıp devam ederken İlyas da bakkal da geldi. Şevket abi. Ahmet. Geçmiş olsun. Yenge mührü basmış yine. Başı sargılı. Tam böyle kapıdan içeri giriyordum arkadan tak diye bardağı patlattı. Benim gül yabanı gözlük. Abi yalnız sağlık ocağına kadar yenge kucağında taşıdı diye rivayetler dönüyor mahallede haberin olsun ya. Yalan. Külliyen yalan. Alt tarafı arabaya kadar taşıdı koçum. Eyvallah. Böyle şeylere inanma İlyas. Eyvallah eyvallah abi. Hasar nedir peki? 5 dikiş 50 bardak. Of. Evde 55 bin bardak daha var abi. Demek ki sen bu gidişle daha çok diktirirsin kafayı.
Alo oğlum, hey. Yorulmadın mı lan? Sabahtan beri ip atlayıp duruyorsun. Bitmeyecek mi bu? Yılmak yok abi. Bu sene beden eğitim fakültesini kazanacağım. Hepiniz göreceksiniz. Ha, kaç oldu peki? 500. 500 mi? Lan bir saat evvel 450 dedim. Bir saatte hepi topu 50 tane mi atladın daha? Ben Neriman teyzenin yaptığı böreklerden yedim abi. Onu say. İp atlayıp 3-5 gram veriyorsun. Böreklerle 10 kilo geri alıyorsun. Aferin hastalarıma, aferin sana. Sana ne be Tıfı? Gırtlak benim iştah benim. Sana mı oluyor? Bana bak, doğru konuş kardeş mardeş demem. Saydırırım yıldızlara. Hele bir dene, dene. Anneme söylerim, o üst ranzayı tekrar senden geri alırım. Aa, sahi öyle bir şey vardır. Ranzanın üst tarafını sevmek diye bir şey var değil mi abi? O hesap. Aynen. Yok abi, sevdiğimden falan değil. Yemin ediyorum değil ya. Bunun ranzayı kırmışlığı var. Kaç kere üzerime düştü, uyanmıyor dahi. Abi bayılmış bir kere. Sabah bir kalktım böyle macun gibi aradım. Yüzünü eliyle bastırdı. Aha, muhtarlık komiser geliyor. Anam, hadi yürü beyler. İlyas geçerken yandaki küçük hastanenin camını çaldı. Göbekli kısa boylu adam fırından çıktı. İlyaslar İhsan'la geldiler. Selam çocuklar. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yeğenim, Halit'e söyle bize çay getirsin. Elim ayağım buz kesti vallahi. Hemen amcim. Ali, benim dükkana 3 çay, biri açık olsun, limonlu. Amca ne yaptınız? Konuştunuz mu Adile ablayla? Geliyor mu? Yok be oğlum. Nuh diyor, peygamber demiyor. Yani ikna edemedi. Müdür baba ne diyor peki? İkisi de birbirinden bitti. Al birini de bir ötekine. Ya neyin inadı anlamadım ki arkadaş. 35 yıldır bitmedi gitti ya. Yani biri birine abi hayat olsa, diğeri Azrail'e telgraf çeker canımı al diye. Haklısın vallahi amca. Bak bu nasıl büyük bir inat, nasıl bir düşmanlıkmış ya. Hiç canım. Yani komşuyuz ya, yüz yüze bakıyoruz. Yani itin hatırı yoksa sahibinin hatırı var demişler. Küskünlük, düşmanlık ne demek ya? Hey Allah'ım ya. Pencere dibin kara, seninki benden kara. Siz sanki farklısınız. Siz de yıllardır didişiyorsunuz düşman gibi. Pastacı ve fırıncı. Biz düşman değiliz amca, bizimki ezeli rekabet. Fenerbahçeli Galatasaray gibi. Hah, doğru söyledim vallahi amcamın oğlu. Yalnız ben ufak bir hata var, onu düzelteyim. Fenerbahçe Galatasaray değil de Galatasaray Fenerbahçe dersek daha doğru olacak. Öyle olsun amcamın oğlu. E tabi yaşa hürmet etmek lazım. Benim için fark etmez. Yeter be yeter. Kesin be. Kapatın şu mevzuyu. O değil de Tarık da Itır da gelecekler. Rezil olduk çocuklara bunların inadı yüzünden. Sorma ya. Adile'nin evinin olduğu sokak. Kendi sakallı doktor örneği giymiş 20'lerinin sonlarındaki gencin fotoğrafı Adile'nin kucağında. Kız bana bak. O bakkal Mürvet'ten almadın değil mi siparişleri? Olur mu hiç anneciğim? Aşağı mahalle indim. O yüzden bu kadar geç kaldım. Of Firim. Of Firim. Ay 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 ay. Abisi geliyor diye süslenmiş püslenmiş benim güzelim. Pek güzel olmuşsun maşallah. Abini kucağıma verdikleri an anladım nasıl büyük bir adam olacağını, biliyor musun? Böyle boncuk boncuk bakıyordu gözleri. Ay kokusunu bir çektim. İşte o anda her şeyi unuttum. Dedim ki, dünyada ne gönül yarası, ne ekmek parası. Varsa yoksa evlat. Gerisi lafı güzel. O gün bugündür işte ben hayatımı evlatlarıma adadım. Aslan oğlum benim. Sen ananı gururlandırdın ya. Ben de üstüme düşeni yapacağım. Sana öyle bir muayenehane açacağım ki özel diş hastanesi yanında hiç kalacak. Oh. Bazıları da çatır çatır çatlayacak. Ayşen'le işaretleşiyorlar. Ne işaretleşiyorsunuz siz? Of abla ya. İşim var. Gideceğim. Bir iki saate gelirim. Geç kalmam. Hadi kaçtım ben. Ablaların ablası be. Ya kız nereye gidiyorsun? Tarık geliyor bugün. Bana bak. Sana söylemiştir. Bir şeyler çeviriyor bu. Söyle bakayım bana. Ay vallahi söylemedi. Bilmiyorum vallahi. Biliyorsundur. Vay be. Sonunda abim geliyor. Ah geliyor benim aslanım. Geliyor benim bir tanecik oğlum. Sonunda geliyor benim meleğim. Güzel kızım. Işığı cennet bahçem geliyor. Duvardaki fotoğrafa konuşuyor. O Adile denen kadın kıskançlığından mosmor olacak. Hele şu avukatlık bürosunu bir açayım. Vallahi adliye sarayı yanında gecekondu kalmazsa bana da Münir demesinler. Ahu gözlü yavrum. Babasının bir tanesi. Hukuk fakültesini birincilikle bitirdi. Şu bakışlara bakın be. İpten adam alır maşallah. İdam cezası kalkalı yıllar oluyor zaten usta. Tabii kalktı Halit abi. Ablamın avukat olacağını duyunca nasılsa ipte adam kalmaz diye yasayı kaldırmışlar işte. Tabii ya. Canım kızım benim be. Fotoğrafı okşadı. Farkında değilsin ama ben de seni ipten aldım Halit abi. Ahu gözlüm benim. Babasının bir tanesi.
mesleğini aldı maşallah. Bir de şöyle hayırlı, hasenetli, iş güç sahibi bir damat çıkar da mürüvvetini görürsem ölsem de gam yemem artık. Kuş bakışlı semtten uzaklaşılırken ileride temiz güneş ışıklarıyla parılıyor. Tarık elinde çekçekli valizi kaldırımda ilerliyor. Karşı yoldan Itır da valiziyle gelmekte. Tarık uzun boylu, kumral, gür saçları geriye taralı. Üzerinde siyah paltosu, boynunda kravatıyla klasik giyimli. Itır sarı dalgalı, dolgun saçlı, zayıf, beyaz tenli. Üzerinde mavi paltosu var. Karşılaşıp birbirlerini gördükleri anda zaman yavaşladı. Birbirlerini görmenin hoşnutluğunda gülümsüyorlar. Itır el salladı, birbirlerine doğru yürüyorlar. Beykoz Belediyesi Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kültür Merkezi yazan binanın önünde birbirlerine doğru koşar adım yaklaşıyorlar. Zaman hala çok yavaş. Uzun zamandır görüşmüyorlar gibi sımsıkı özlemle sarıldılar. İlleri birbirlerinin yüzünde ve saçlarında sevgiyle sıkı sıkı sarıp sarmalanıyorlar. Çok özledim seni. Ben de. Çok şükür artık bitti. Artık hiç ayrılmayacağız değil mi Tarık? Ayrılmayacağız tabii. Hele şu nikah işini bir halledelim. Artık hiçbir şey ayıramaz bizi Itır'ım. Tarık. Söyle bir tane. Benim içim hiç rahat değil. Yani ne bileyim böyle ailelerimizden gizli evlenmek. Doğru mu yapıyoruz sence? Tarık gözlerine baktı. Başka şansımız var mı sevgilim? Itır yüzünü düşürdü. Ne annem ne de babam müsaade eder evlenmemize. İkisi de inatçı keçi biliyorsun. Ama şu nikah kıyıp karşılarına çıkarsak... Birkaç gün konuşmazlar belki ama sonra alışırlar. Haklısın. Hem belki bu sayede küslükleri de biter. İnşallah. Huzursuz ama heyecanlı gülümsüyorlar. Tarık yanağıyla çenesini sevimlice sıktı. Itır'ın koluna geçirdiği çantası düşmesin diye desteklemek için kaldırdığı kolunu tuttu. Yavaşlayan zamanda ellerine sonra birbirlerinin gözlerine bakıp gülümsediler. Kenetlenmiş elleriyle yürüyorlar. Güneş açık duran bina kapısına vuruyor. Arkalarında flulaşan süreklerinde boşta kalan elleri valizlerini çekerken dıştan iki katlı görünen rampalı girişli binaya doğru yürüyorlar. Önüne yürüdükleri çift camlı sürgülü kapıda Beykoz Belediyesi Nikah Salonu yazıyor. Farklı şehirlerde değil mi bunlar? Nasıl oluyor da aynı günde dönüyorlar? Kesin konuşup görüşüyor bunlar. Kesin. Kuaför salonu. Kız. Emel. Itır senin en yakın arkadaşın değil mi? Anlatmıştır sana. Söylesene, birlikteler mi bunlar? Aman be, siz de ne abarttınız ya. Olacak iş mi bu şimdi? Adile ablayla Münir abiyi bilmezmiş gibi konuşuyorsunuz. Emel oval yüzlü, uzun saçlı kumral. Hayatta olmaz öyle bir şey, ben size söyleyeyim. Sen öyle san. Aha da buraya yazıyorum. Bunların arasında kesin bir şey var. Yakında çıkar. Çocukluklarından beri diz dize oynuyorlardı zaten. Hakikaten ha. Münir abiyle Adile abla az kavga etmezlerdi onlar için. Ama yine de ayıramazlardı onları. Biz de hiç ayrılmazdık çocukken. Yani çocukken hep bir aradaydık. Hatta üniversite haricinde bile hep bir aradaydık şimdi. Biz de mi yani hemen? Ne yani? Sizinki başka canım. Siz Tarık'la kardeş gibi büyüdünüz. Ama Itır için bir şey diyemem. Kadınlar alaycı bakıştılar. Ayşen kapıdan başını uzattı. Emel, pişt, gelsene. Ne var? Kız Ayşen, gelsene. Hoş geldin. Yok canım, gelmeyeyim, gideceğim, acelem var. Emel kız, acelem var diyorum, gelsene. Tamam, geliyorum. Hadi. Kusura bakmayın kızlar, hemen geliyorum. Emel kuaför salonu yazan dükkanın önüne çıktı. Şimdi benim maaş günüm haftaya ya. Hı hı. Sen benim maaşımı bugün versen ben üstüme böyle bir şeyler alsam. Malum durumlar ha. Tamam canım, hallederiz, sen hiç merak etme. Ay, ay sağ ol, sen var ya sen bir tanesin bir tanesin. Ay patron içelerin güzeli be. Tamam bekle burada, çantamdan alıp geleyim. Tamam tamam, bekliyorum. Aa Emel. Emel gel 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 gel. Ben sana asıl havalesi vermeyi unuttum. Ne oldu? Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Eğer başkasından duyarsam vallahi buluşuruz ona göre. Ha gerçi söylemezsin de. Ay hayrola abla, ne oldu? Ben nikaha gidiyorum. Şaka. Çok güzel bir haber mi? Çok sevindim. Kız sus. Duyacaklar. Zaten dedikodu çıkarırlar, sevmiyorum. Bizim nikahımız değil. Kimin nikahı? Tarık'la Itır'ın. Şok oldu. Gizli nikah, gizli. O kadar romantik yine. Ay benimki de böyle biraz cesur olsa. Bana böyle teklif, nikah, nikah ya. Emel'in
yüzü düştü. Ayşen bozulduğunu fark etti. Ne oldu kız? Niye kaldın? Kız bana bak. Itır senin en yakın arkadaşın Emel. Sevinmedin mi? Sevindim de işte birlikte olduklarını bilmiyordum ben. Itır bana bir şey söylemedi. Ben çok şaşırdım. Ay zaten kimse bilmiyordu, kimse bilmiyordu. Şşt, sen de duymadın bilmiyorsun. Tamam, vallahi Tarık öğrenirse keser beni. Anlaştık mı kız? Anlaştık. Ben parayı alıp geleyim. Gözleri yaşlı. Kalem, Itır ve Tarık'ın resimlerinin olduğu evlenme kütüğü sayfasında geziniyor. Şahitler de buradayız. Seni kağıtlayabiliriz. Itır çekingeli telaşla Tarık'a baktı. Ayşen elinde poşetlerle içeri girdi, koşturuyor. Oh. Neredesin teyze? Seni bekliyoruz 2 saattir. Yüksek koltuklu masanın başına oturdu, torbaları yere çekti. Teyze senin anandır. Ya ne yapayım? Birkaç tane mağazaya uğradım. Üstüme böyle bir şeyler aldım. E ne yapayım, böyle pespaye halde mi gelseydim? Ablamı atlatmak da zor oldu. Neyse, hoş geldin teyze. Memura göz attı. Bak yine teyze diyor. Ya ben sana kaç kere dedim bana milletin içinde teyze deme diye. Ne yapayım teyze? Teyzemsin. Ayşen de Ayşen. Hem daha modern oluyor. Ay hadi bırakın şimdi didişmeyi. Bana da bir şahit bulmamız lazım. Nasıl yani? Şahitler hazır değil mi? Arkadaşlar 1 saattir şahitleri bekliyoruz. En az 2 şahit olması gerekiyor nikah kıymamız için. Size 10 dakika daha veriyorum. 10 dakika içinde 2. şahidi buldunuz, buldunuz. Bulamadınız, gitmem gerekiyor. Huzursuz bakıştılar. Ayşen aklına bir şey gelir gibi sırtarak paltosunu düzeltti. Yine düştünüz ocağıma. Allah'tan genç, diri bir beynim var da her şeyi düşündüm. Demek ki neymiş sırık? Teyze olacak kadar yaşlanmamışım. Salon kapısına koşturdu. Nikah masasının ön ucu beyaz çiçekle süslü. Ve karşınızda Orta Doğu'nun, Balkanların en yakışıklı nikah şahidi. Bir tanem, canımın içi, aşk böceğim, Şener'i. Elini uzattığıyla kaldı. Vallahi 2 dakika önce buradaydı, yeminle buradaydı. Şener. Gelin damadın karşısında. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Gelin kardeşim. Damat beyi hayat boyu üzmüyoruz. Yoksa bozuşuruz, tamam mı? Kartvizitini geline taktı. Hepinize. Sen de gelin kardeşimizi üzmüyorsun. Yoksa seninle de bozuşuruz. Anlaştık mı? Anlaştık da ben sizi çıkaramadım. Hayatım beyefendi sizin tarafınızdan mı? Yoo, ben de sizin taraftan sandım. Benim bir tarafım yok. Ben tarafsızım. Yuvanızı yapmaya geldim. Ne diyorsun sen arkadaşım? Kısmet ayağınıza geldi diyorum. Damat bey, kısmet ayağınıza geldi. Biraz uyanık olalım. Baktım ben sizin davetiyelerinize. Evet, kuru sıkı bir nikah. Dandik bir nikah şekeri. Düğünde olmayacak anladığım kadarıyla. Doğru mu anlıyorum? Evet, bize zaten düğün saçma geliyor. Yapma ya. Yani düğüne vereceğimiz parayla güzel bir balayı yapacağız. Böyle mi kandırdı seni kızım? Hı? Böyle mi kandırdı? Yazık, çok yazık. Aşk bu kadar ucuz bir şey değil. Aşk ciddi bir iş. Dua edin ki Şener Organizasyon ucuzun biraz üstü fiyatlarla karşınızda. Düğün, sünnet, söz kesme, kına, kız isteme. Özel günlerinizde Şener Organizasyonu'ndan başkasını isteme. Ayrıca vaktimiz kıştınız. Sorun yok. Düğünde takılan takılar karşılığında ödeme kabul ediyoruz. Şener Organizasyon, LTD, ŞTİAŞ şerefle yuvanızı yapar. Evet damat bey. Kartımı yengeye taktım. 1. sınıf kağıda basılıdır ve bütün iletişim bilgileri üstünde vardır, telefon vesaire. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ya arkadaşım bir git Allah'ını seversen, biz düğün müğün istemiyoruz. Ya bir dakika. Şimdi altınlarla ödeme yapabiliyoruz yani. Tabii ki, tabii ki. Yani şu anda 2,5 aldın kaporu aldın mı akşama düğün hazır. Güzelmiş. Güzel. Hayatım saçmalama. Ne düğünü, deli bu adam. Şener. Aşk pastam. Şener. Aşk pastam. Amca. Yeğenim. Şener abi. Damat. Ya beyefendi rica etsem lütfen alır mısınız bunu buradan? Aha. Bak bu mutlu günde üzdürme kendini. Ya hem pintisin hem cahilsin be. Aşma. Şş, ne dedin sen? Sana aşma. Ne? Bir kuble Almancan yok. Cahil. Pinti. Sinirlenme aşkım. Sinirlen. Tamam arkadaşım, kusura bakma sen de. Hadi bak sen de işine. Tebrik ederim bu arada. Beni sıktı. Ama ben böyle terbiyesiz damat görmedim ya. Dua et ki evleniyorsun ha. Aman tamam Şener. Allah aşkına sen ne yapıyordun orada ya? Yani seni 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor. Ne yapıyorum? Bizim için çalışıyorum hayatım.
Belki sen farkında değilsin ama evlilik yolunda ilk ve en önemli adımı attım ben az önce. Ay Şener, aşk böceğim ciddi olamazsın. Gayet ciddiyim. Kırmızı spor çantayı açtı. Bak. İçi nikah şekerleri dolu. Nasıl yani? Bunlar bizim mi? Hayır, benim. Evlilik organizasyonu işine girdim ben. Başarılı olursak evleneceğiz. Olamazsın. Dua et ki olayım ya. Allah'ım olsun. Amin. Yüzlerine sürdüler. Amca senin ne işin var burada? Ayşen abla temelli döndü Almanya'dan dedi. Ne oldu? Niye döndün? Yok ya, ben Almanya'yı sınırlarımın dışına çıkardım. Ne yaptın abi, anlayamadım. İşte anlamayacak bir şey yok, sınırlarımın dışına çıkardım. Yani orada bir sürtüşme yaşadık. Oranın önemli politikacısıyla. Merkel ismini de vereyim. Dışına çıkardım yani Almanya'yı. Sınırlarım dışına çıkardım. Sınır dışı edildin yani. Öyle de denebilir ama yani kalk git deyince ben de bir dakika durmam deyip aldım ceketimi, çarptım kapıyı çıktım ya. Kapı derken? Sınır kapısı ya. Bildiğin sınır kapısı. Çarptım çıktım. Neyse, mevzular belli olduğuna göre ya şu işi bitirelim Allah aşkınıza. Ha? Malum memur bizi bekliyor. Ha, bir saniye. Çocuklar, şimdi siz bu gizli evlilik işini amcamız gider, abisine söyler falan diye bir şey aklınızdan sakın geçirmeyin, oldu mu? Yani bu sınır dışı mevzusu abime ulaştırılmadığı sürece bu gizli evlilikle ilgili benim ağzımdan da bir şey çıkmaz. Tamam mı? Hadi o zaman gidip kıyalım şunu. Hadi. Çantayı yüklenip Itır'ların önünden yürüdüler. Itır, amcan az önce tehdit etti bizi, farkında mısın? Ay aşkım, amcamı bilmiyorsun sanki. Boş ver, zararsız o. Hadi takılma, gel. Münir'in kahvesinin önündeki hareketlilikte kadınlar birbirlerine geliştirdikleri masaların üzerlerini örtülerini seviyor. Münir dükkandan çıkıp kapı eşiğinde tabureye oturdu. Mahalleli kadınlar ellerindeki tabakları tek tek yerleştiriyorlar. Nereden çıktı bu organizasyon? Adile cadısını getirip burnumun dibine sokacaklar, sinirlerim zıp zıp tepeme çıkacak. Halit çay getirdi. Münir'in dikkatle baktığı tarafta Adile Sevda ile yürümekte. Önüne çıkan kediyi kovalayıp başını kaldırınca duraksadı. Usta Bey, siz ne yaşadınız Adile ablayla? Münir'in hüzünlü bakışları Adile'ye takıldı. Adile'nin gözleri özlemle parlar gibi bakıyor. Sol yanda açılan Adile'nin yüzüyle bakışları birleşti. 35 sene önce yazdı. Soluk renkli geçmişte gece vakti. 20'lerindeki delikanlı iki katlı evin üst katında orta pencereyi açıp sokağa yokladı. Elindeki feneri açıp karşıya tutup salladı. İnce bıyıklı, saçları yana yatık. Karşıda fener tuttuğu pencerede perdelerin arkasından bir genç kız kendi fenerini açıp kapatarak işaret verdi. Kız telaşla çekildi pencereden. Delikanlının yüzü aydınlandı. Gülümserken yanaklarında top top elmacık kemikleri belirginleşiyor. Etrafı kontrol edip girdi içeri. Cumbalı çıkıntıları olan eski İstanbul evlerindeler. Bavulunu hazırlamış, kapının önünde ayakkabılarını giydi. Kalkmıştı ki odadan biri oğlan çıktı. Şşş, Şener, niye kalktın oğlum sen? Hadi git yat. Çişim geldi. Şşş, bağırma. Git yat. Nereye gidiyorsun bu saatte? Eğlenin körüne. Git yat, bak yemin ediyorum döverim seni ha. 500 gayme verirsen gidip yatacağım hemen. Yoksa babamlara uyandırırım. Şu ışığın sıpası seni. Baba! Şşt, bağırma, Allah'ın cezası. Bağırma. Ağzını kapattı. Münir siyah yüzük taktığı eliyle para çıkardı. Genç kız kenarı ince çiçek dalları desenli açık renk halının kenarında duran bavulunu kaldırdı. Omuzlarına dökülen uzun saçlarıyla beyaz tenli 20'lerinde. O da kapısını açınca duraksadı, geri kapattı. İçine bal da koyarım. Bir şey için kalmaz. Kaynat. Olmaz, bir doktora gideriz. Bu kadar mı kötü? Göğsüm yerinden çıkacak sanki. Bu gece uyku haram bana. Belli oldu. Münir bir evin önünde bavulunu kenara koymuş. Elleri cebinde sabırsız bekliyor. Karanlık sokakta bir aşağı bir yukarı bakındı. Genç kız bavulunu ayak ucuna koymuş, kapı girişindeki masanın koltuğunda yan oturmuş ağlıyor. Münir'de olan siyah yüzükten onda da var. Sağ eliyle yanağından akan yaşlarını sildi. Münir ağaç gövdesine M ve A harflerini yan yana kazıyor. A harfinin ortasındaki çizgi ince oyarken dikkati dağıldı. Jandarma erleri yeşil arabadan indiler. At elindekini, yat yere. Bir dakika komiserim. Ne komiseri, görmüyor musun üniformayı? At elindekini, at dedim yere. Yere eğilip çakıyı bıraktı, elleri havada doğruldu. Ne yazıyordun ağaca? Bu saatte elinde valizinde ne işin var burada?
Usanmadınız değil mi vatanı bölmekten? Milleti kışkırtıp birbirine düşürmekten? Komutanım yanlış anladınız siz. Sus! Bölücü adam. Demek Mea. Evet komutanım. Adım Münir. Sevdiğim kızın adı da Adile. M ve A. Yani Münir ve Adile. Bak sen. Marksistler, anarşistler olmasın sakın. Kim? Yok komutanım yemin ederim öyle değil. Sus! Konuşma! Anarşist. Cepte çakı, elde valiz. Darbe olacağını işittin tabii. Tası tarağı topladın kaçıyorsun değil mi? Darbe mi? Ne darbesi? Göstereceğim ben sana ne darbesi olduğunu. Alın bunu. Alın. Komutanım gerçekten öyle değil. Komutanım yanlış anladınız. Ellerini kelepçelediler. Adımızı yazdık komutanım gerçekten. Askerler arabanın arkasına iterek bindirdiler. Zaman yavaş. Karanlık dolunaylı gökyüzünde 12 Eylül 1980 yazdı. Adile bavuluyla düz ayak evden çıktı. Pencerelerin önlerine bombeli perforje demirler takılı. Sokağa kollayarak hızlandı. Münir elleri arkadan bağlı parmağındaki yüzükle oynarken yüzü dehşetle korkulu gerilmiş. Penceresi aralıklı jipe askerler bir başkasını bildirdi. Kuru ağaç dallarının üzerinde gün aydınlandı. Adile ağacın dibinde omzuna taktığı çantanın kulpunu diğeriyle kaldırmış bekliyor. M.A. harfleri işte ağacın yanında parmağına büyük gelen yüzüne bakarak ağlıyor. Olan bitenden habersiz gibi Münir küçük dar sorgu odasında ışığın altında oturuyor. Saçsız cüsseli komutan masaya eğilerek sert hareketlerle etrafında dolandı. Münir kaşları kalkık mahsum. Adile bavuluyla hayal kırıklığıyla çıktığı evine dönüyor. Münir falakadan geçirilmiş kirli bereli çıplak ayaklarını banka çıkarmış. Nezaret halinde bacaklarını kendine çekerek daracık bir bankta yatıyor. Gözleri açık, irkilerek doğruldu. Münir Yeşil, sıkı yönetim mahkemesinden karar gelmiş. Suçsuzmuşsun, serbest. Sakalı saçı uzamış, oh diye rahatlayan gözlerini yumarak tebessüm etti. Tepe açıdan askerle çıktılar dışarı. Dantel eldivenli eller taşlı kutunun kilidini açtı. İçinde siyah düz yüzük duruyor. Adile duvakla makyajlı yüzünden yaşlar yanaklarına akıyor. Yanlara iki saç teli kıvırcıklandırılıp serbest bırakılmış. Kulağında iç küpeler var. Aynadan yansımasında yüzüğü kutusundan alıp bıraktı. Üzüntü içinde parmaklarının arasında tuttuğu yüzüğe bakarken kaşları çatıldı. Münir bol paça pantolonu bavuluyla küçük evin köşesinde göründü. Uzayan saçlarını yana yatırmış, gömlek yakalarını ceketinin üzerine çıkarmış. Yüzündeki sakal ve çöken gözlerine bakılırsa oldukça uzun zamandır içeride kalmış. Arnavut kaldırımına bakıp başını evin üst katına kaldırdı. Elindekini bırakıp eğildi, bunun ortasına atılmış, siyah yüzüğü eğilip yerden aldı. Avucunda tutuyor. Karşı evin kapısının önü kalabalık. Arabanın önüne çiçek demeti takılıp süslenmiş. Adile zayıf, uzun boylu adamla evden çıktı. Münir gözlerini ayırmadan bakıyor. Adam kapıyı açarken Adile dönüp ağlayarak yüzü yüzüyle Münir'e baktı. Münir mahzun hayal kırıklığında. Adile ön camı kesen kurdelenin arasından bakarak bindi. Yaşları artmış, içli içli bakışıyorlar. Ağlarken Adile'nin yanaklarında derin çizgiler çöküyor. Damat arabanın arkasından dolanıp Adile'nin yanına oturdu. Kalabalığın alkışlarıyla uzaklaşıyorlar. Münir'in avucu önünde açık, omuzları düşük, perişan dururken önünden geçtiler. Arabanın içinden avucundaki yüzük parmak aralarından belli oluyor. Adile yaşlı gözlerle arka cama döndü. Damat Adile biraz şaşkın, baktığı yere merakla dönerken Münir yanından geçen kalabalığın ortasında put gibi kalmış bakıyor. Başını sol yanına çevirip omuzunun üzerinden arabanın uzaklaşmasına içerli bakıyor. İnsanlar önünden arkasından geçip gidiyorlarken olduğu yerde taş gibi sağ avucunu açıp sade gösterişsiz yüzüne baktı. Renk açılıp şimdiye döndü. Tarık ortası sarı şerifli beyaz altın yüzüğü Itır'ın sol yüzük parmağına, Itır da Tarık'ın yüzüğünü uzattığı sol parmağına taktı. Tarık sevgiyle yüzüne bakıyor. Itır'ın başını ellerinin arasına alıp alnından öptü. Tebrik ederim. Ayşen önce Tarık'ı sonra Itır'ı öpüp kucakladı. Şener geniş alanlı, kısa boylu, toparlak yüzlü Tarık'la esiştiler. Selfie yapalım. Ayşen pembe kaplı telefonunu ayarlayıp uzattı. Şener yanında, Itır'la Tarık arkasında poz verdi. Itır aile cüzdanını göğsünün üzerinde tutuyor. Fotoğraf karesinde gülümsemeleri dondu. Birbirlerine
bitişik eski evlerinin arasındaki meydanda orta yaşın üzerinde adamlar kahve önünde çay eşliğinde muhabbetteler. Tuncay, baban gelmez eminsin değil mi oğlum? Eminim Hulusi amca. Pijamalarını giydi artık, kolay kolay çıkmaz evden. Güzel. Tuncay sarışın, 20'lerinde. Ya çocuklar, biz bu yemek işini ne yapacağız, bir fikri olan var mı? Vallahi benim aklıma tek bir yol geliyor Hulusi. Neymiş o? Bak, bence sen bunları tutukla hücreye at. Bir hafta baş başa kalsınlar, nasılsa eninde sonunda birbirleriyle konuşurlar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hücreden değil, birbirlerinden kurtulmak için tünel kazıp kaçarlar. O tüneli kazarken de tek kelime ekmezler birbirleriyle. Tünel? Pay arkadaş ya, nasıl bir nefretmiş bu ya? Sen hiç konuşma, sen de. Pastaneci ve fırıncıya parmak salladı. Vallahi Münir babayı kızıyla, Adile ablayı oğluyla vuracağız. Yani onlar ana babayı ikna edecekler. Başka çaresi yok. Şevket haklı. Tarık karşımıza alıp konuşacağız. O halden anlar. Emel'e de söyleyeceğiz. Itır'la konuşup durumu anlatsın. O ne yapar, ne eder, ikna eder Itır'ı. Başka çaremiz yok. Doğru diye baş salladılar. Sahil yolu. Yan demirleri yuvarlak, aralıksız bankların arasında büyük taştan saksılar İtar. Sıralanmakta. Biz şimdi gerçekten evlendik mi? Hala inanamıyorum. Ya ben de inanamıyorum. Millet sırayı kardeşine devredince dertlenir. Ben yeğenime devrettim. Ay vicdanın kurusun Şener. Ben ne yaptım şimdi ya? Allah Allah, olay yine bana patladı ha. Şahit ol dediniz, olduk. Bana bak, gül gibi yeğenimi veriyorum size ha. Ona göre biraz dikkat edin. Hiç konuşma Şener, hiç konuşma. Ya senin yüzünden ben evde kaldım. Bana bak, sana 6 ay mühlet. Benimle evlendin, evlendin. Yoksa vallahi İlyas'a varırım, haberin olsun. Ne? Çantayı bıraktı. İlyas mı? İlyas kim ya? Ayşem, vallahi yakarım kendimi bak. Vallahi yakarım bak, tutuştururum, mahalleyi de tutuştururum. Atarım kendimi şuradan denize. Lütfen ya. O adamın ismini... Lütfen aman, geçirmeyelim ne olur. Aşk pastam benim, ne olur. O adamın ismini kullanma da ne yaparsan ya. Bak, ben organizasyon işlerine giriyorum. Düğün organizasyonları. Çok para var bu işte. Evet, sonra da doğumhaneleri dolaşacağım. Çikolata işine gireceğim. Orada baby shower, diş buğdayı, doğumlar, efendim bebeğin ilk gaz çıkarması, hepsi var yani. Çok para getiren şeyler bunlar. Yani bu organizasyon işi bir tutarsa yırttık biz var. Le organizatör diye bir başarı hikayesinin filmini yaparlarsa hiç şaşmayın. Ay Şener, o zaman yakında kendi düğünümüzü de organize edersin ha? Hazırlan diyorum sana, hazırlan. Bu organizasyon işi tutsun. Hawaii'de balayındayız. Ay, ay aşkım benim, aşk böceğim benim. Yakında evleniyoruz, evleniyoruz. Ay Şener. Eve hiç gitmek istemiyorum. Yürümeye devam ettiler. Aman babamı çok özledim, onu çok görmek istiyorum ama... evlendiğimizi nasıl söyleyeceğim, hiçbir fikrim yok. Aynen, annem çıldıracak. Belki de dünür olunca inatları kırılır, küslükleri biter ha? Belki. Ya bitmezse? Tarık bilgiç bilgiç sırıttı. Karım değil misin? Alır götürürmüş. Koluna girip omzuna yattı. Yahu bir insan 6 ayda 10 defa telefon numarasını değiştirir mi be? Kim bilir ne işler açtın el alemin başına. 3 yaşından beri her türlü numara var bu herifte. Heh, son numara bu işte. Şener 1-2-3 diye numaralar sıralı. Çalan Şener'in telefonu. Ayşe'nin kolundan çıkıp baktı. Eyvah. Abim arıyor. Allah bittik. Vallahi bitti, beni keser. Eğer şahit olduğumu öğrenirse vallahi bitirir beni. Öldürür yani. Ay amca saçmalama, nereden öğrenecek? Sadece dördümüz biliyoruz. Bir de Sevda. Ne? Sevda'ya neyi söyledin? Ya ağzımdan kaçıverdi, ne yapayım? Ya bir de Tuncay biliyor. Ona söyledim. Ama biliyorsun ondan hiçbir şeyimi saklamam ki ben. Allah'ım bittim ben, bittim. Yok muydu mahallede başka insanlar? Onlara da söyleseydiniz biz gizli nikah yaptık diye. Ay amca aç artık şunu. Bak daha da şüphelenecek. Aç. Hadi. Panikleyip dikkat kesildiler. Şener 1-2 adım uzaklaşıp denize karşı durdu. Alo Buğde, vasisloğuz. Başlatma hal ondan. Derhal eve geliyorsun Şener. Hemen. İkiye ayrıldı. Abicim gelirim, gelmesine de yani Münih'ten bizim mahalle biraz sürer biliyorsun. Ne Münih ya? Sınır dışı edilmişsin. Haberini aldım. Az önce Sadri abi aradı söyledi. Vay. Ya vay dediğin adamın dükkanını kapattırmışsın. Kim bilir ne işler açtın adamcağızın başına. Gene de helal süt emmiş adammış ki arayıp haber verdi. Bak Itır geliyor bugün. Ondan önce evde olacaksın. Derhal buraya gel.
Okey, okey abi. Uçaktayım ben. İhkome 2 saatte oradayım, okey? Ne uçağı ya? Abi, halo, halo. Abi, tünele giriyoruz. Ses gelmiyor. Halo, halo. Susun dedi eliyle. Görüntüden silindi. Şaşkınlıkla telefonu kapattı. Uçakla tünele girdi, hayvan herif. Tamam, panik olacak bir şey yok, ben hallettim. Ayşen çantadan telefonunu çıkardı. Ablam mesaj atmış. Hemen eve gel diyor. Bir şey diyeceğim. Böyle hep beraber gitmeyelim mahalleye, ayrılalım. Yalnız benim eve gitmeden önce Hulusi amcanın yanına uğramam lazım. Beni bekliyorlarmış. Beni de Emel aradı. Eve gitmeden muhakkak dükkana uğra dedi. Çok önemliymiş. Dağılalım o zaman. Ayşen de Itır farklı yönlerde yolun karşısına geçtiler. Tarık sahil boyu uzaklaşırken Şener şaşkın denize döndü. Olay bana patladı yine. Bakar mısın arkadaş? Çantasıyla topukluyor. Of anne ya. Meydan. Dinlenelim biraz. Kollarım koptu. Olmaz kızım, abin gelecek birazdan. Bir yıllık stok yaptırdın bize, savaş çıkacak sanki. Feda olsun Tarık'ıma. Ah, onu nelerle besleyeceğim, dolmalar yapacağım, börekler yapacağım. Ne özlemiştik kim bilir anacığının yemeklerini. Ay, kelaynak çıktı gene kafesinden. Mürvet bakkaldan çıktı. Şuna bak şuna. Sırf bizden alışveriş yapmadığını göstermek için evinin yolunu uzatıyor. İzle. Sevda, kızı. Efendim Mürvet teyze? Ne teyzesi kız? Ninen olacak yaşta o senin. Ne teyzesi? Güzel kızım. Bu sabah fişini almayı unutmuşsun. Bir ara uğra da vereyim. Kız, ben sana demedim mi bu kadının dükkanından alışveriş yapmayacaksın diye? Hani aşağı mahalleden alacaktın siparişleri. Aşağı mahalleden aldım zaten. Ne diyor o zaman bu? Bilmem. Üstüme elik sağlık. Kızım, bugün bizden alışveriş yapmadın mı sen? Yapmadım. Hanım, hanım. Gül olsan koklamaz benim kızım seni. İftira atma boşuna. Ah, iftira atıyorum öyle mi? Öyle. Ah, oğlum sen söyle. Bu kız bizim dükkana geldi mi gelmedi mi? İnce bıyıklı bakkal aygın baygın bakıyor. Sevda şu bakışlarıyla hayranlığına da kaşlarını kaldırıp öpücük attı. Kaş kaldırmaya devam ediyor. İlk altından sırıtıp yüzüne bakarak dalıp gitti. Oğlum dili mi yuttun? Geldi desene. Ne gelmesi anne? Neden bahsediyorsun Mürvet sen? Mürvet bozuldu. Aklın başında mı senin? Bu kız bizim dükkana gelmedi mi? Alışveriş yapmadı mı bizden? Neler aldı? Tek tek say bakayım. Gelmedi ki. Neyi sayayım? Kız ben sana boşuna demedim nene dediye buna. Ay vallahi hepten bunamış. Ay yazık. Hadi kız topla şunları gidiyoruz hadi. Poşetleri toparladı. Akşama eve gidelim göstereceğim ben sana. Sen etlerini ciğimeli mi doğramasan bana da mürvet demesinler. Kuaför. Çok özledim seni kız. Ben de seni. Atma. Bugün geleceğimi biliyordun. Ben karşılamaya gelirsin diye düşündüm ama nerede? Şimdi Itır'cığım Ayşen abla da gelince işte benim de önceden söz verdiğim müşterilerim vardı yoksa. Takılıyorum kız. Sen de her şeyi ciddiye alıyorsun hemen. Yalnız çok şey kaçırdın sana söyleyeyim. Eğer gelseydin nikah şahidim olacaktın. Emel'in yüzü düştü. Nikah diyorum, şahit diyorum. E ne oldu hiçbir şey sormuyorsun? Emel, duyuyor musun sen beni? Duyuyorum. Hiç şaşırmadın. Evlendim diyorum kızım. Evlendim. Damat kim diye sormayacak mısın? Neyse sen bana sormadan ben söyleyeyim. Tarık. Evet evet. Bizim Tarık. Emel biz evlendik Tarık'la. Ne diyorsun? Şok oldun değil mi? Dudağını ısırıp toparlanmaya çalıştı. Ne diyeyim ki? Mutluluklar dilerim. Bu mu yani? Bu kadarcık mı? Ne demem bekliyorsun ki? Ben sizin birlikte olduğunuzu bile bilmiyordum. Hiçbir şey söylemediniz bana. Kim bilir kaç zamandır birliktesiniz. Bir haber bile vermediniz ikinizden. Ya tamam haklısın özür dilerim. Ama sana söyleyecektik yemin ediyorum bak. Ama bir anda gelişti işte her şey Emel. Itır mahcup durgunlaştı. Kenetlediği parmaklarını birbirinin üzerine bastırıyor. Ben aslında çocukluğumdan beri aşıktım Tarık'a. Emel şaşkın başını kaldırdı, kırgın, içerli. Sana bile itiraf edememiştim. O da bana aynısını söyledi. Emel başını çevirdi. İlk gördüğü günden beri aşıkmış bana. Emel'in gözleri yaşlı. Geçen sene karşılıklı itiraf ettik işte her şeyi. Sonra da başladı işte. Emel sana söyleyecektik bak yemin ederim.
Ama okul, staj falan, dersler derken bir türlü fırsat olmadı. Saçlarıyla gizlediği gözlerini sıkıp dudaklarını ısırdı. Ağlıyor musun sen? Ben çok sevindim. Ben yani çok duygulandım. Gerçekten ben duyduğumdan beri böyleyim haberi. Çok sevindim. Kızım, ya benim çocukluk arkadaşlarım evlenmiş, çok mu sanki? Bir dakika ya. Sen bugün bizim evleneceğimizi biliyor muydun? Evet, biliyordum işte. Ayşen abla söyledi. Zaten o yüzden şaşırmadım. Bak sen ya. Bir de kimseye bir şey söylemedim diyor, iyi mi? Neyse, en iyi ki arkadaşın evlendi. Tebrik et bari. Tebrik ederim. Allah mesut etsin. Bak ya, yine aynısını yaptı. Kızım, biz seninle kardeşiz, unuttun mu? Böyle kuru kuruya tebrik mi olur? Gel bakayım buraya. Ayağı kaldırıp kucakladı. Itır içten sıcak sarılırken Emel soğuk, öylesine karşılık veriyor. Perde arasından Tarık'ın mahalleden kır saçlı bir kadınla sarıldığını gördü. Tarık, benimki geldi. Ben bir gidip bakayım. Malum kadının yeri kocasının yanı. Doğru söylüyorsun arkadaşım. Tekrar çok tebrik ederim. Darısı başına, sağ ol. Hadi ben kaçtım, akşama görüşürüz. Görüşürüz. Emel hüsranlı gözleriyle derin bir iç çekti. Gündüz saatlerinde semte kuş bakışı. Vay 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 vay. Deniz kenarında beyaz çitle çevrili bahçeye Tarık ve Itır birlikte girdiler. Tarık Hulusi'yle kucaklaştı. Itır Şevket'le selamlaşıp Perran'a sarıldı. Şükrü ile İhsan'ı da öpüp ortadaki kara masanın etrafında puf kokuzlara geçtiler. Hadi geçin, oturun, hadi gelin gelin. Gel gel. Gel Perran'ım, gel. Komiserim benim. Vallahi hiç yaşlanmıyorsun ha. Hadi 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 oradan. Hoş geldiniz siz. Ya biz sizi çok özledik. Ay vallahi. İşçi bey, hoş geldin. Kızımcay. Hoş bulduk Perran ablacığım. Şevket abim. Vay Tarık kardeşim, hoş geldin. Ya mahallen seni özledi be koçum ya. Maşallah ya. Vallahi yar, kusura bakmayın. Ayağınızın tozuyla sizi buraya kadar getirdik ama kusura bakmayın ya. Ah be abi, olur mu öyle şey? Öyle öyle. Daha anneciğini sen göremeden bırak, biz hallederiz. Kusurumuza bakma. Ay saçmalamayın, biz de bir aileyiz. Önemli bir şey olmasaydı çağırmazdık. Çocuklar, biz çok tutmayacağız sizi. Bizim sizden sadece bir ricamız olacak. Tabii abi, ne demek? Ya Tarık'cığım, biz sizin için bir yemek organize ettik. Beraber yiyelim, gülelim, sohbet edelim, eğlenelim. Bizim meydanda sofralar kurduk böyle. Aslında size sürpriz yapacaktık ama... Ay tamam. Şimdi Münir abiyle Adile ablanın durumu malum. Biz ne yaptık, ne ettikse onları bir araya getirmeye razı edemedik. O yüzden biz de düşündük ki... Çok iyi düşünmüşsünüz Perran ablacığım. Biz bir yolunu bulur getiririz onları. Oğlana, Allah! Getiririz değil mi Tarık? Getiririz. Tarık tereddütle çay bardağını kaldırdı. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz. Akşam saatleri dolunay denize vuruyor. Münir pencere kenarında perdeyi aralamış yol gözlüyor. Tuncay'cığım, ben var ya Münçen'i kokoreçle tanıştırdım, biliyor musun? Nasıl böyle? Oo, herkes yedi. Böyle bayıla bayıla yiyorlar. Yetiştiremiyoruz kokoreç. O derece ya. Sonra bizimkilerden biri mi ne gitmiş söylemiş bunlara ne olduğunu falan. Ya beni sokak ortasında dövdüler. Vay efendim, sen bizden habersiz bize bağırsak yedirdin falan. Ya evet kardeşim, bağırsak. Ne yapalım yani, kokoreç bu. Ben oraya yazmışım kocaman. Kokoreç. Yani sen bunun anlamını bilmiyorsan hatayı biraz kendinde ara yani. Benim mi kabahatim var ya? Git nereye bakıyorsan bak, internete mi bakacaksın, neye bakacaksın? Orada yazmış adam kokoreç diye. Yani neyse işte. Bir gün sonra baktık Merkel şehir turuna çıkmış. Bizim esnafla böyle Adile de camda. Bir şeyler hal hatır soruyor falan. E biz de neticede Türk'üz. Yani izzet ikram var. Biz de o sırada şeye girmişiz. Bu leblebi tozu işindeyiz. Satışlarımız iyi, çok güzel. Gittik tabii bir paket bir leblebi tozu ikram edelim dedik falan böyle. Verdik, kadın tabii mahallemize gelmiş. O da hani geri çevirmek istemedi, şey yapmadı falan böyle. Ama nasıl yenileceğini bilmiyor falan böyle. Aldı, aman bir kızardı kadın, bir şey boğazında kaldı. Boğuluyor, ölüyor böyle. Yani korumalar üstüme atladı. Nasıl dövüyorlar, nasıl dövüyorlar yani. Dinlene dinlene dövdüler yani. Ben diyorum bir saniye özür dileyeceğim. Ben biliyorum bir bardak su, bir şey esnafa yalvardık. Yok, veren yok, şey yapan yok. Kadın öyle öksüre tıskıra. Biz de sopayı yedik işte, sonra da sınır dışı edildik, geldik buraya karşında. Oturuyoruz vallahi. Tuncay'cığım ne yapalım yani? Bir leblebi tozu benim sınır dışı edilmeme sebep oldu. Tuncay'cığım var mı böyle sınır dışı edilen? Yok. İşte senin amcan oldu. Ya hayat işte. İnsanın başına her şey geliyor yani.
Nerede kaldı bu kız ya? Akşama kalmam demişti. Abi sen de koskocaman kız ya. Evlenecek yaşa geldi. Takılma bu kadar ya. Sen de eşeğin yaşına geldin ama değişen bir şey yok. Ne zaman elimi üzerinden çeksem başına bir halt geliyor. Gerçi sana bir şey olduğu yok. Olan hep etrafındakilere oluyor. Kımıl zararlısı. Abi ayıp oluyor ya lütfen. Sen ayıp nedir bilir misin? Pis dolandırıcı. Pes diye gözlerini açarak kaçırdı. Fıtır'la Tarık yan yana at sokaktan köşeye çıktılar. Burada ayrılalım aşkım. Haklısın. Olağanüstü hal bölgesine geldik maalesef. Of ya, daha evlendiğimiz ilk gece ayrı evlerde kalacağız. Gıcık oluyor. Ben de. Ama bugün çözeceğiz bu işi. Akşamki eğlencede açıklayacağız herkese. İyi de nasıl olacak o iş? Annenle babam hayatta gelmezler eğlenceye. İki inatçık için. Vallahi benim aklımda bir plan var. Neymiş o? İkisini de gaza getireceğiz. Birbirlerine olan nefretlerini tetikleyeceğiz. E bu süper fikir. O zaman meydanı birbirlerine bırakmamak için kesin gelirler. Aferin sana kızı kocam. Etrafa bakarak elini öptü. Dur yapma, bir gören olacak. Ben kaçtım. Sokağa kollayıp üst sokağa yürüdü. Itır el sallayıp yoluna devam etti. Tarık ardından başını uzatmış bakıyor. Hah, geldi kızım. Ben açarım, ben açarım. Tuncay Münir'den hızla çıkıp koştu. Abla! Işıktan adım atar atmaz Tuncay'la kucaklaştı. Yavrum, güzeller güzelim. Geldi benim yavrum. Abisinin bir tanesi, bir tanesi, Sevda'yı bir tanesi, kaldırdı. Bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi. Ne haber fıstık? İyidir abi. Çok özledim seni ya. Ben de seni. Adile kenarda sevgiyle özlem dolu bakıyor. Tarık boynunda Sevda'nın kolları, sol yanında Adile'ye baktı. Adile duygusal kollarını iki yana açtı. Annem. Oh, aslan oğlum benim, aslan oğlum. Aslan oğlum benim, evine hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Oh, oh bir tanem, tanem benim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avukatlık Diploması. Münir ağlamaklı çerçevelediği diplomayı okuyor. Itır yanı başında oturmuş, Şener'e baktı. Ya baba yapma Allah aşkına, bak beni de ağlatacaksın. Nasıl yapmam be kızım? Bu Hayti amcana baktıkça bizim aileden üniversite mezunu gün görmüş biri çıkmayacak mı diye düşünür dururdum. Ama sonunda çıktı işte. Hem de avukat çıktı. Abi ayıp oluyor çocukların önünde ya. Boynunu bükerek başını devirdi. Onlar bilmiyorlar mı senin ne mal olduğunu, pis dolandırıcı? Tuncay ile Itır çaktırmadan sırıttı. Bunun bir fotokopisini çıkarmak lazım. Aslını senin büroya asarız. Fotokopisini de çerçeveletip şu duvara asacağım. Pencereyi açtığımızda güneş üstünde tabak gibi parlasın diye. Ayağa kalkıp büyük gemi tablosunun olduğu duvara doğru tuttu. Nasıl? Güzel değil mi? Şimdi bunu buraya böyle asacağım. Camı çerçeveyi de açacağım. Herkesler görsün. Diplomayı duvarda tutuyor. Oldu olacak, altına yazı da yazalım. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Ha, istersen şöyle yazarım. Nazar etme ne olur, doğur senin de olur. Yaşın geçmeden evlenseydin sen de doğururdun bir tane ama artık bu yaştan sonra kim ne yapsın seni? Of abla of! Ya sen gene niye taktın bana, niye taktın? Kızım sabahtan beri aylak aylak dolaşıyorsun. Perran'a gittim orada yoksun. Emel'in dükkanına gittim orada da yoksun. Ne sofraya yardım ettin, ne alışverişe yardım ettin. Hiçbir şeye yardım etmedin. Fayda ara zarara uğra. Hadi bari git bardakları getir hadi. Anneciğim kızacaksın biliyorum ama ben yemeğe kalamayacağım. Ne demek yemeyeceğim? Onca hazırlık yaptım kızım ben senin için. Biliyorum babacığım, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık ama ben meydana ineceğim. Bütün mahalleli beni bekliyor. Bütün bu yemekler ne olacak peki? Baba zaten buradayım artık. Her akşam birlikte yeriz. Ama şimdi o insanları kırmak olmaz. Ben ne olacağım peki? Onca yıl bekledim kızımın mezuniyeti olacak. Geleceğiz karşılıklı beraber yemek yiyeceğiz diye. Abicim kusura bakma ama sen de bu inat olduktan sonra biz de mahalleli olarak Adile Hanım'ın masallarını dinlemeye devam ederiz. Oğlumdu, birinciydi, işte bitirdiydi, dişçiydi. Bunları dinleyeceğiz yani. O ne demekmiş öyle? Diplomaya sarıldı.
Yani ablacığım, eğer sen gelip de oyununu bozmazsan biz bütün gece Münir abinin böbürlenmelerini dinleyeceğiz. Yok kızımı şöyle eğittim, yok kızıma şöyle nasihat ettim, avukat ettim. Aman aman nasıl okullarda okuttum. Yani bizi yalnız mı bırakacaksın ya? Haksız mıyım çocuklar? Kesinlikle. Konuşacak tabii ki. Kız avukat çıktı. Onun kızı avukat çıktıysa benim oğlum da diş doktoru çıktı. Diş hekimi. Ben ne diyorum? Adı üstünde işte doktor. Hekim, diş doktoru. Ne yapalım ya, onun oğlu dişçiyse? Benim kızım da Türkiye'nin en iyi okulunu bitirdi. Hem de birincilikle. Tarık da birincilikle bitirdi. Şener Itır'ın kolunu dürttü, göz kırptı. Bitirmiş. Bugün ben meydanda yürürken herkes bunu konuşuyordu. Ya konuşuyordu diyor, görüyor musun abi? Bak, bacaksız Adile'ye bak, bak. Şimdiden oğlunu herkese afişe etmiş yani. Oğul birinci, bitirdi. Ay bacaksız Adile vay. Sen görürsün gününü. Hazırlanın. Hep birlikte meydana gidiyoruz. Benim kızım sahipsiz değil. Ben sana yapacağımı biliyorum meymeniyetsiz Münir. Hazırlanın kızlar. Aslanıma eşlik edeceğiz. Çerçevesi elinde koşarak merdivenleri çıktı. Mahalle doktor anası görsün doktor. Anneciğim bari diplomayı evde bırakalım ha? Olmaz oğlum. Onca yıl uğraştın, çabaladın. Bir hecelik forsu olsun. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Oflaya sıkıla Sevda ile Ayşen koltuğa, Tarık sandalyeye oturdu. Ya kızlar, biraz fazla mı kışkırttık annemi ha? Ne yapalım? Başka türlü gelmezdi ki. Böyle de barışmaya değil, savaşmaya gidiyor gibi baksanıza. Allah sonumuz hayır, kazamız mübarek olsun. Münir üç kapılı gardırobunun ortadaki aynalı kapağını açtı. Askıdan çıkardığı gömlekle ceketi yatağa fırlattı. Elinde tuttuğu askıları ince aynadan üzerine tutup başının üzerinden yatağa fırlatıyor. Lacivert takımını seçip tepesinde tel tel ayrılan seyrek saçlarını düzeltti. Adile aynı şekilde gardıroptan elbiselerini çıkarıp bakarak yatağın üzerinde biriktiriyor. Kırmızı elbiseyi üzerine tutup bıraktı, maviye içi sinerek bakıyor. Münir üzerinde nazar boncuklu masasını odanın tam ortasına, yatağın ayak ucunu açıp kurdu. Gömleğini düzgünce serip parmak ucuyla buharlı ütüye değdi, hızla çektiği parmağını üfleyip yeniden bastı gömleği ütüyü. Alıp pantolonunu kaldırdı, havaya atıp yakalayarak düzeltti. Adile makyaj masasının önünde, önüne aldığı saçlarını geriye attı, arkaya gerdi, toplar gibi tutarak yandan baktı. Önünden ayırdığı iki tel kah gibi geri kalanını kalın fırçayla tarıyor. Kırmızı giydilere düzgünce sarıp kafasının üzerinde biriktirdi. Gözlere sürme çekip yanakları pembeleştirdi. Fırçayla pudrasını, boyasını sürüp süsleniyor. Rujunu da alt dudağına sürüp birbirine sürterek iyice boyadı kendini. Bugidilerini açıp iki yanına saldı. Dalgalı fönünü eliyle toparlarken dudakları dışa doğru çıkıp havalı edasıyla kulağına taşlı sallanan küpelerini taktı. Su damlası yüzüğünü de sağ orta parmağına geçirdi. Buruşuk elinde tırnakları uzun ve bakımlı. Parfümünü de başının üzerinden geçirip sıkarak kendinden memnun hazır oldu. Münir takımını giymiş aynanın karşısında kutudan aldığı bir yantini tepesi açık yanlardan seyrek saçlarına sürüyor. Tarakla öne doğru tarayıp baktı, beğenmeyip yana taradı. Kenardaki saçlarını geriye doğru bastırıp makasla kenarlara sivrilen kır bıyıklarını kısalttı. Tepeden meydanın ışıltılı manzarası yavaşça netleşti. Mahalleliler ortada yanan ateşin yakınında çoğunluktalar. İki kişi ocak başında etleri çeviriyor. Mangal dumanının gerisindeki masada fırıncı ve pastaneci amcaoğulları Emel, Mürüvvet ve Şişmanoğlu yan yana oturuyor. Karton tabaklara etleri paylaştırdılar. İlyas'ın göğsü yollarda heyecanlı, endişeli bekliyor. Kulanetçi ve mahalleden birkaç kişi arka kısımda. Bakkalla Hulusi de takım elbisesini çekmiş, sokak sonuna sabırsızca bakarak bekliyorlar. Mahallenin orta yaşlı kadınlarıyla erkekleri masalarda sıralanmış. Oturdukları masalara mezeler bir bir servis ediliyor. Halit koyu renk takımını çekmiş, hızlı adımlarla meydana geldi. Bakkalla aynı takımı giymişler. Ya sen ne kadar kıskanç bir adamsın ya. Gitmişsin benimle aynı takım elbiseyi almışsın. Asıl kıskanç sensin oğlum. Takım bana daha çok yakıştı diye kurtlandın değil mi? Ben ne adamlar gördüm üstünde elbisesi yok. Ne elbiseler gördüm içinde adam yok. Oo, çok güzel lafmış ya. Mükemmel bir laf. Hatırla, Sevda'yla düğünümüzde okutacağım bu şiiri sana. Kim kimin düğününde ne gazel okuyormuş. Göreceğiz bakalım. Hadi görürüz. Hodri meydan. Perran'la İlyas'ın yanına geçti. Ay.
İlyas dikilme burada tuzluk gibi. Hadi geç otur. Ya bir şey söyleyeceğim. Ayşe'nin nerede? Beni Ayşe'nin yanına bir yere otursana. Onları ayrı masa yaptık. İki aile burada beraber oturacaklar. Ya biz kelaynak sürüsü müyüz? Ben de aileden sayılırım. Damat adayım o kadar. Şş, bir karşısına otur. En azından Ayşe'nin manzaralı olsun be. Tamam tamam, yaparız bir güzellik. Tamam sen bir git de hadi tamam. Sansız kayboluyor. Kaybol. Hemen kaybol hadi. Tamam. Hadi etler olmuş, tabaklara koyalım. Şey yapalım, dağıtalım artık. Meydanın ışıltılı havasında açı yükseldi ve Flu ulaştı. Şener montunu giymiş beklerken bir yandan da telefonuyla oynuyor. Itır'la Tuncay sıkılgan oturuyorlar. Şener Tuncay'ın arkasından Itır'ın yanına geçti. Münir paltosunu almış geldi. Ben hazırım. Kollarını açıp damat gibi olmuş halini gösterdi. Aynı anda döndüler. Tuncay baştan aşağı alaycı süzüyor babasını. Tuncay sarışın, 18'lerinde, Şener başını yana eğmiş vay diye dudak büzdü. Tarık salonda beklerken elleri cebinde volta atıyor. Üstünde paltosu piktir daralmış. Sevda ve Ayşe sıkıntıdan patlamış, sabırsız yan yana koltukta oturuyorlar. Onlar da paltolarını giymiş hazırlar. Tarık saatine bakıp başını kaldırır kaldırmaz duraksadı. Şaşkınlıkla ağzı açıldı. Adile siyah eteği mavi kaza ile merdivenlerden iniyor. Tarık'ın diploma çerçevesinin üzerini dantelle örtmüş, göğsüne bastırmış tutuyor. Tertilleri kalkıp önleri arkaya doğru dalgalı saçlarının arasından gülümseyerek salondakilere bakıyor. Ayşen de Sevda da şaşkınlıkla yerlerinden kalktılar. Gözleriyle efendim dercesine Tarık'a bakıp tebessümle başını salladı. Ayşen ablasına hayran kalmış Sevda Dumur. O ne Allah aşkına? Allı şanlı diş hekimi diploması. Çerçeveyi iki eliyle tutup göstererek merdivenlerin trabzanına tutunup kıvırtarak indi. Dantel gibi işledim evladımı, diş hekimi çıktı. Orada gönderme var. Oldu olacak, bir de sünnet kıyafetlerimi giyip geleyim ha anneciğim. Çok konuşma sen. Hadi hadi hemen çıkalım. O adamdan önce meydana varmazsak hırsımdan çatlarım vallahi. Hadi. Hadi hadi. Ayakkabılarımızı giyelim. Hadi hadi bakalım. Hadi gelin. Şener de çıktı kapıdan. İki evin kapısı da aynı anda açıldı. Ayşen kalp yapıp öpücük atarak Şener'e gönderdi. Şener havadan atıp göz kırparak içine saklar gibi yaptı. Tarık ıltıp mahcup bakışlardalar. Ayşen ve Şener el sallaşırken... Ayşen dön, sen dön. Sokak ortasına yoldurt babana kendini. Yürü, hadi yürü. Şener, bu elini kırdırmadan indir aşağıya çabuk. Hadi yürü. Itır Ayşen'e imalı bakıyor. Buradan değil, buradan. Sokaktan birbirlerine zıt yönlere düştüler. Şener dönüp dönüp el sallayarak Münir'in arkasından yürüdü. Aline teyzeler geliyor. Aferin benim aslanıma. Zeki, benim oğlan seninkiyle nal toplattı yine. Zeki gıdıklı pastaneci. Geliyor. Münir amcalar geliyor. Rıdvan, nerede kaldın oğlum? Rezil ettin beni. Ben ne yapayım? Münir amcalar yan çizdi. Zeki Rıdvan'ı önüne alıp sarıldı. Rıdvan yuvarlak çerçeveli gözlüklü, omuzlarına kadar uzun saçları var. 9-10 yaşlarında. Adile Tarık'ın koluna girmiş. Üst sokaktan meydana girdiler. Herkes ayağa kalktı. Adile göğsünde dantel örtülü diplomayla pek bir gururlu selam veriyor. Münirler de yan yoldan kalabalığın arasına girdiler. U şeklinde konumlanmış masaların başında iki masa birbirine mesafeli yan yana konmuş. Itır'la Tarık'ın arasına Hulusi geçti. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Hulusi amca. Ne yalan söyleyeyim, siz mezun olduktan hele okullarınızı birincilikle bitirdikten sonra mahalle size küçük gelir. Bizi beğenmezsiniz. Kendinize yeni bir hayat kurarsınız sanıyorduk ama siz komşularınıza, mahallenize, dostlarınızın yanına döndünüz. Sizinle bir kere daha iftar ettik çocuklar. Çok çok mutlu ettiniz bizi. Yeni diplomanın farkında işitti yüzünü. Yüzler gülerek alkışlarken Adile çerçeveyi uzatıp gururlanarak gösterdi. Asıl biz çok mutlu olduk Hulusi amca. Yani yıl olmuş 2016, insanlar aynı apartmanda karşı komşusun adını sanını bilmezken biz bu mahalledeki sıcaklığı başka nerede bulabilirdik? Uygulanarak alkışladı. Bir Adile'ye küçümsercesine bakıyor. Biz üniversiteyi bitirdik diye bizim için yemek davet etmişsiniz. Bir dönüp baksanıza kendinize. Yeşilçam filmlerindeki gibisiniz dahi. Biz sizleri bırakıp nereye gidebilirdik? Hulusi'nin gözleri doldu. Adnan, siz de buyurun. Başka masa yok muydu? Anneciğim, lütfen. İyi madem. Müdür Adile'ye ters tavırlı bakarak oturdu. Güzelim, merasim bittiyse şu çocuklara söyleyin de yiyecek bir şey dağıtsınlar ya. Vallahi ölüyoruz açlıktan. Sen de hoş geldin Şener. Yalnız bir ara karakola uğra da senin hakkındaki dosyaları tekrar bir gözden geçirelim.
dosyalar? Ha. Sen gittikten sonra aşağı mahalleden birkaç kişi hakkında şikayette bulunmuş. Sen ya dolandırmışsın bunları. Yalan. Külliyen yalan. Tabii tabii yalandır. Görüyor musun? Sahtekar herifi bir de damat diye getirecektin ailemizi. Of abla ya. İftira atan dili kopsun. Yan yan baktı. Görmemişin diploması olmuş. Tutmuş kulağını koparmış. Abi tamam. Tamam. Baksana benim hakkımda da neler söylüyorlar ya. Dişlerini sıkarak eminlik yaptı. Karanlığı aydınlatan renkli lambalar. Kemancı ile zumracı yan yana kalabalığa gülümseyerek çalıyor. Itır, Şevket, Şener, Tarık hepsi ortada el çırpıp parmak şıklatarak oynarken Adile Tarık'ın diplomasını havaya kaldırmış. Ege Güne nispet yapa yapa gururla gösteriyor. Kulisi ortada oynayanlara uzakta. Alkış tutarak katılmakta. Paralar havaya saçıldı. Rıdvan eğilmiş tek elinde topladı paraları. Münir hırslanıp Adile'ye atılacak gibi oldu. Aslan sakinleştirmeye çalışırken Münir Adile'ye işaret ederek ağzını oynattı. Mürüvvet ve yaparlı kürküyle Adile'nin önünden süzülerek geçti. Adile tiksinç bir ifadeyle göz süzdü. Itır alkış tutarken Tarık'a göz kırptı. Tarık Adile'nin arkasında gülümsedi. Ayşen göbek attırarak çalgıcıların önüne geçip Şener'e işveli kur yaparak oynuyor. İlyas oynayarak gelip Ayşen'le Şener'in arasına girdi. Şener'e sırtını dönerek elleri havada Ayşen'e yanık yanık bakarken Ayşen ofladı. Şener sağ yanından dolanarak İlyas'ın önünü kesti. Ayşen İlyas'tan kaçıp yan boşluğa geçti. Şener İlyas'la göbek çarpıştırarak oynuyor. Tarık'ın omuzları kalkık. Oynaması Itır'ı gülümsetti. Şevket ile Perra'nın arka tarafında oynayan mahallelerin içinde Emel küçücük kalmış. Dalgalı saçlarını sağ tarafında toplamış Itır'ı izliyor. Hayırdır kız, aramıza kara kedi mi girdi? Hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Gel buraya. Sarıldılar. Omzuna başını yasladığı yerden Itır'a bakmayı sürdürdü. Hadi gel oynayalım. Yok ya, sağ ol. İşaret parmağıyla oynayarak Tarık'ın arkasından bakarak Itır'a döndü. Mavi plastik sandalyeyi çekip oturdu. Masaya dirseklerini koyup parmaklarını birbiri içine geçirerek çene hizasında tuttu. Adile Şener'le Ayşe'nin arasına girip ayırdı. Nur yorulmuş, sızlanarak masasına oturdu. Adile yan yan çerçeveyi görünmez yanından küçük daireler çizerek gösterip oturdu. Tebrik ederim Münir Beyciğim. Vallahi Itır kızımız babasına yaraşır bir evlat olduğunu gösterdi. Bütün maşallah. Sağ olun, eksik olmayın Mürüvvet Hanım. Darısı Feridun oğlumuzun başına. İnşallah bu yıl kazanır spor akademisine. İnşallah, inşallah. Mürüvvet sol omzunun üzerinden Adile'ye göz kırpıp kıvırcık saçlarıyla oynaya oynaya arkasından geçti. Adile arkasından geçer geçmez gözlerini Münir'e dikti. Ayşen tutularak gözlerini ileri dikti. Allah'ım, ağız tadıyla bir oynatmadılar abi ya. Diplomayı gözümüze soktular ha. Ya, ya. Neyse, sanki bizde diploma yok. Alası var ya. Takılma oraya ya. Neşeli, hadi biraz. Münir kızgın Adile'ye bakıp umursamamaya çalışarak önüne döndü, alkış tutuyor. İlyas Şener'in arkasındaki masadan Ayşen'i süzerken Ayşen Şener'i kur yaparak gülümsemekte. İlyas'ı fark edip göz devirerek önüne döndü. Şener üzerine alıp bozuldu. Samzun üzerinden İlyas'a bakıp kıskanarak sinirle yeniden daha çok çevrileyerek döndü. Ayşen'e bakışının önüne geçip hayırdır anlamında göz kırptı. Çekilsene önümden birader, manzaramı kapatıyorsun. İlyas... Gözünün güzergahına ayar çek. Çekmezsen ne olur? Ben sana ince bir ayar çekerim. Sen anca benim fermuarımı çekersin Şener. İlyas. Şener, hayırdır bir durum mu var? Yok İhsan abi ya. İlyas kardeşimi çok özlemişim. Bir gözünden öpeyim dedim. Hey, gel öp, gel, gel, gel öp, gel. Şşş, hadi, 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 dön bakayım. Hadi, hücum bekle. Dön. Hey. İhsan ikisini de sakinleştirdi. Görüyorsun değil mi? Benimkini şövalye mi görüyorsun? Şu Karabeli Hanım karşısına oturdum. Ah, benim cesur sevgilim ya. Duello'ya davet ediyor onu. Ay teyze, bunların duellosundan mı oldu? Şunlara bak. Tırt silah şöyle. Sevda'yı dürttü. İlyas baygın bakışlarla yavaş yavaş alkışlıyor. Itır Perra'nla konuşurken evvel aradan geçti.
nereye? Ya çok yoruldum, bugün gideyim artık. Ay Emel, oldu mu şimdi bu? Başım daha iyi oturur. Zaten ben kendimi pek hissetmiyorum. İyi tamam, ne diyeyim? Ama olmadı, bilesin bak. Daha buradasın, nasılsa görüşürüz. Tamam. Bak yine bir gün eski günlerde gibi pijama partisi yapalım ha. Özledim senle. Tamam tamam, yaparız, olur. Öpüşüp vedalaştılar. Tara da bir hoşça kal da hep olmasın. Tamam derim. Görüşürüz kızlar. Güle güle. Bay bay. Meydanda yanan ateşin yanından yürüdü. Tarık'cığım, gidiyorum ben. Tekrar tebrik ederim. Ne oldu ya, kaçıyor musun? Daha yeni başlıyor eğlence. Evet, biliyorum da yorgun hissediyorum kendimi. Gideyim diyorum, kusura bakmayın, ne olur. Ya tabii sabahtan beri bütün mahallenin kadınları Emel'e gitti. Hepsinin kafasına da kuş yuvası yaptı, yorulduk tabii kız. İyi bakalım. Sıkılırsan yine gel ama, biz buradayız. Bakarız. İyi eğlenceler size. Görüşürüz. Gözleri yaştan parlak, yanağını içten ısırarak ayrıldı. Ağlamamak için kendini sıkarken ağzını açarak yürüyor. Tarık dönüp Itır'a baktı. Fikrimin ince gülü, Itır masa başında oturan sarışın kadına karşı mikrofona söylüyor. Fikrimin ince gülü, gönlümün şen bülbülü. Sarışın olanın arkasında kucağına Rıdvan'ı almış, saçlarıyla oynayan siyah saçlı şapkalı kadın kıskanç, bozuntulu bakıyor. Zeki sevimsizce gözlerini devirerek izlerken kadının tavrını fark etti. Sarışın kadın Metin'e eşlik ederek gülümsüyor. Zeki, gör. El alem karısına neler neler yapıyor. Gör de utan. Masaya elini vurarak kalktı. Ben şunu be. Ne oluyor be? Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Bir omuzlarını sallayarak alkış tutan Itır'ın yanından Adile'ye bakıyor. Adile buruk. Şerif parmağına taktığı yüzükle oynayarak masaya doğru hafif eğilmiş oynayanları izliyor. Şevket parmak uçlarını çene altında birleştirip yerden kırdı. Ayşen Şener'e küçük attı. Şener Münir'e göz atarak parmaklarını öpüp yolladı. İlyas kollarını kaldırıp kendini gösterirken Ayşen sinirle tövbe çekerek havaya baktı. Itır Tarık'a gülümserken Adile arkasına yaslanıp Münir'le göz göze geldi. Cümserce Adile'yi keserken Şener geriye çekilerek yanında oturan İlyas'a pis pis bakıyor. Hangimiz düşmedik kara mahalleli bilgilerine bakarak elleri havada şarkı eşlik ediyor. Sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başı. Münir ve Adile'nin canları sıkkın, suratları asık. Teran uzanıp masada karşısında duran Şevket'in yanağını sıktı. Adile Münir'e doğru bakıp kuyruğunu gönderdi. Herkesin acısı, sevgisi kanadı. Güzelmiş, çirkinmiş, ne farkı. Teran Şükriye ile yan yana aynı yöne doğru oturmuş ellerini sallıyor. Tarık Itır'a, Şevket Teran'a kalbini gösterdi. Deli gibi sevmek ruhumuzda. Değerli misafirler, mahallenin muhtarı olarak kapanış konuşmasını yapmak bana düştü herhalde. Fazla uzatmayacağım. Çok yoruldunuz, görüyorum. Öncelikle çocuklara, yani çocuklarımıza çok teşekkür ederim. Ve mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir dakika, ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dağılmadan önce sizlere müjdemi vereyim. Oğlum Tara, çok yakında bir muayenehane açıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim de sizlere bir müjdem var. Kızım Itır için en kısa zamanda mahallede avukatlık bürosu açıyorum. Haberiniz olsun. Bravo, hayırlı olsun. Kurtar. Belediyeden gerekli izin için evrakları beraber hazırlarsınız Itır'la bir tamam, beraber. Biz onu hallederiz. Bir dakika. Anneciğim. Karışma, karışma. Bir dakika beyefendi, bir dakika. Hasetinden kızının dönüşünü oğlumun dönüşüne denk düşürdün, sesimi çıkarmadım. Hadi ortak toplantı dediler, eğlence dediler, ona da ses çıkarmadım. Ama böyle basit numaralarla diplomayı kaldırdı. Oğlumun başarısını engelleyemezsin sen.
Hanım hanım sen önce bir kendine gel bakalım ya. Şşş ya. Bir dakika kızım bir dakika. İki çift lafım var sonra çekip gideceğiz zaten. Münir bir dakika ya. Saygı kuralları içinde iki kelam edeceğim. Sonra çekip gideceğim endişelenmeyin. Bana bak Adile karısı. Aa. Ne oldu? Özür dilerim özür dilerim. Bana bak Adile hanım. Beni ne senin oğlum ne de onun başarısı zerre kadar ilgilendirmiyor. Asıl sen benim kızımın başarısını gölgelemeye çalışıyorsun ama ben buna asla müsaade etmem. Öyle oğlunun diplomasını alıp görmemişler gibi kucağında dolaştıramazsın. Öyle mi? Dolaştırırsan ne yaparsın? Sen kıskandın değil mi? Tabii kıskandın. Çünkü kızın hekim çıkmadı. Onu kıskandın değil mi? Hayt! İleride bir kızımız olur. Belki avukat çıkardı diyen günleri de çok iyi biliyorum ben. Nişan şaşırarak elini ağzına kapattı. Tarık oturduğu yerden ıtır ayakta şaşkın bakıyorlar. Mahallenin dedikoduya hazır hayretle birbirlerine bakarken Şener Münir'in koluna dokundu. Münir söylediğinin şokunu atlatıp başını Adile'den önüne çevirirken pot kadını fark ederek utandı. Dilini dudağında gezdirip ıtıra bakarak gözünü kaçırdı. Adile neye uğradığının şaşkınlığında. Hadi gidiyoruz. Yürü oğlum. Hadi kızım hadi. Hadi oğlum. Kalkın, kalkın gidiyoruz hadi yürüyün. Görüyorsunuz değil mi? Bir daha bu kadının olduğu yere asla çağırmayın beni gelmem. Yürüyün hadi yürüyün. Adile üst sokaktan Münir yan yoldan ayrılarak meydandan uzaklaştılar. Gece saatleri ay dolunay. Tarık pembe boyalı evin üst camından sokağa gözlüyor. Uçur karşı evin penceresinde kafasını hafif uzatıp etrafa göz attı. Saçlarını yandan örmüş. Tarık telefonu gösterdi. Otur ekrana bakıyor. Sol altta mesajları. Otur'a konuşmamız lazım. Çınar altında buluşalım yazdı. Otur okuyup cevapladı. Sol tarafta Tarık. Sen geç 10 dakika sonra yanında olurum. Birlikte gözükmeyelim yazdı. Tarık okudu birbirlerine göz kırpıp sokağa kola çekerek içeri girdiler. Itır dantel şeridi perdeyi çekip kapattı. Sık ağaç dağlarının sonundaki açıklığında Tarık elini cebine koyuyor. Arkasını döndüğü sokağın aşağısından Itır koyu mavi montuyla koşmakta. Soğuktan ağzından dumanlar çıkarken döndü. Itır telaşlı gibi büyük ve hızlı adımlarla boynundaki şala iyice sarılmış yürüyor. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yo yo hayır seni merak ettim. Ne yaptınız bizden sonra? Benim hakkımda bir şey söyledi mi babam? Ay saçmalama tabii ki söylemedi. Onun bütün derdi annenle biliyorsun. Itır. Ya biz bu halde evlendiğimizi söyleyemeyiz. Biraz bekleyelim. Ortalık durulsun. Sonra karşılarına çıkar gerekirse birlikte anlatırız ha. Ne dersin? Olur. Yüzüne sevgi dolu bir gülüş atarak koluna girdi. Alyansı parmağında. Nasılsa kocamsın artık sen karar ver. Tarık etkilendi. Mutlulukla gülümsüyor. Dudaklarını yayarak gülüşüp sarıldılar. Zamanı gelince birlikte karar veririz. Itır memnun. Nazlı nazlı sırıttı. Elini göz göze duruyorlar. Hareketlerle vapurlar boğazdan geçiyor. Sabah saatleri, sokak araları sakin. Adile'nin evinin arka bahçesi. Adile bir uçtan bir uca uzanan iplere çamaşır asıyor. İpin üzerine atarken gözü karşı evin penceresine takıldı. Meymenetsiz herif. Nemrut karı. Münir pencere önünde iplerden çamaşırları topluyor. İyice yaşlandı. Şuna bak. Kel ayna döndü. Eskiden mahalleden geçtiği vakit bütün kızlar camlara dökülürdü. Hey gidenin Münir'i, alırsan Adile'nin ahını çok ararsın ervahını. Çok kötü, çok. Nerede mahallenin ay parçası Adile Sultan? Nerede bu ay çöreği kılıklı Nemrut kadın? Tabii. Kulun hakkı kulda kalır. Kul almazsa Mevlam alır. Maşallah çamaşırları da sakız gibi. Ay benim diyen kadın yıkayamaz böyle. Allah var. Titiz adam. Meymenetsiz ama titiz. Yürekli kadın canım. Yıllardır iki evladına hem ana hem baba oldum. Gık dediğini, yüksündüğünü görmedim. Günahım kadar sevmem ama helal olsun. Mürvet takmış koluna çantayı sokaktan geçiyor. Kolay gelsin Münir Beyciğim. Sağ olun Mürvet Hanım. Biri vardı geceden, biri düştü bacadan.
Hayrola? Gene sana mı kaldı bu işler? Ne yaparsın? Ah Münir Beyciğim, ah yalnızlık çok zor vallahi. Hele senin gibi bir adam nasıl çevirsin o koskoca evi? Yani sözün meclisten dışarı, şöyle gözün açıp etrafına bir baksan, kendine bir eş bulsan, hem evini çekip çevirir hem de sana yarenlik eder. Mendebur karı, utanmasa bohçasını alıp kaçacak bu kelaynan. İlahi Mürvet Hanım, bu yaştan sonra benim evliliği düşünecek halim mi var? Hem kim ne yapsın beni bu halimle? Ne varmış halinizde? Aslan gibi adamsın maşallah. Şöyle kendine uygun bir eş bulsan, ömrünün ikinci baharını yaşarsın vallahi. Mendebur karı. Boş ver Mürvet Hanım. Ömrümüzün ilk baharında kar yağdırdılar bağrımıza. İkinci bahara heveslensek, maazallah çığ düşer ocağımız. Adile bahçe duvarının arasından astığı pembe tişörtün arkasında durmuş dinliyor. Münir Adile'ye doğru bakarak konuştu. Mürvet Adile'ye nispetle başındaki şapkasını düzelterek havalı havalı yürüdü gitti. Sabah sabah gördüğüm yüzlere bak. İşim gücüm ters gidecek vallahi. Sevda! Tarık hadi uyanın. Saat kaç oldu? Tarık! Oğlum! Günaydın. Sevda çıktı. Ne günaydını kız? Saat kaç oldu, haberin var mı senin? Yani uyandım işte. Al götür şunu banyoya. Çamaşır sepeti. Baş üstüne. Evin beti bereketi kalmayacak vallahi. Uyku uyku. Tarık! Kime diyorum ben oğlum? Üst katta merdivenlerin sol çaprazındaki oda kapısı açıldı. Tamam annem benim, kalktım işte. Bana bak, tahsil cehaleti alıyor ama tembellik baki kalıyor. Ay oğlum koskoca diş hekimisin sen. Bu saatlere kadar uyursan vallahi kaçırırsın müşterileri. Müşteri değil anneciğim, hasta. Ticarethane işletmeyeceğim ben. Ay laflara bak, laflara bak, ticarethane işletmeyecekmiş. İyi, bedava tedavi et o zaman herkesleri. Tarık yanlarından gıdıklayıp arkasına geçti. Aşağı hadi, hadi doğru banyoya. Sevda banyodan çıktı. Oo abi, günaydın. Günaydın fıstığım. Sevda kahvaltıyı hazırla. Emredersiniz Führer'im. Nazik Hanım'a hoş geldin Hekim Bey. Adile başını salladı. Hoş bulduk. Hadi hadi, gevezelik yok. Hadi bakayım. Uluslararası aile cüzdanı kutup defteri açmış. Sırtarak bakarken sağ tarafındaki pencereden karşı pencereye baktı. Fıtır. Yorgan altına gizledi. Uyandın mı kızım? Uyandım babacığım. Günaydın canım yavrum. Günaydın. Nasıl, rahat uyuyabildin mi dün gece? Çok rahat uyudum baba. Ay canım benim. Ama ne? Çamaşır sepeti. Çamaşırları topladım kızım. Baba niye sen beni uyandırmadın? Ben hallederdim. Zaten bütün gün kahvede çok yoruluyorsun. Bir de bunlarla seni uğraşma. Bundan sonra ben evdeyim. Ev işlerini de ben yapıyorum. Anlaştık mı? Sen beni merak etme canım yavrum. Alışığım ben. Baba yıllardır bütün kahrımı sen çektin zaten. Sen artık ayaklarını uzat, dinlen. Biz sana bakalım. Hele şu avukatlık büronu açayım. İşlerin yoluna girsin. Bir de seni telli duvaklı gelin olarak göreyim. Ondan sonra uzatacağım bacaklarımı. Hiç merak etme. Alnından öptü. Hadi gel kahvaltı edelim karşılıklı. Çok özlemişim. Tamam, geliyorum birazdan. Sepeti sağ yanına sıkıştırıp gülümseyerek çıktı. Maazallah adamın ağrıyan 20'lik dişi yerine yanlışlıkla köpek dişini çekiverirsin evladım. Yani onun için sağlık çok önemli. Bu iş hiç dalgınlığa gelmez benim güzel çocuğum. Hep dikkat, hep dikkat edeceksin. Adile makineden çamaşır alıyor. Tarık parmağında yüzüğü unutmuş. Sıkışan yüzüğü çıkarmaya çalışıyor. Bir gözü Adile'yi takip ederken katı sabunu alıp üzerine sürdü. Adile gömleği açıp bakarken Tarık'ın parmağını fark eder gibi oldu. Sen ne yapıyorsun oğlum? Hiç anne elimi görüm. Gömleği bırakıp lavaboya yaklaştı. Ne saklıyorsun? Yok anne, ne saklayacağım bir şey ya. Göster bakayım. Ya vallahi bir şey yok anne. Evladım göster. Anne. Göster evladım, evladım göstersene şunu. Kolunu çekiştiriyor. Bir kuvvet çekip kurtardı. Parmağındaki yüzüğü görünce şaşırdı. Ağzı beş karış açık. Sol yüzük parmağına sıkışmış. Parmaklarını kıpkırmızı eden alyansa bakıyor. Başını kaldırıp Tanrı'nın yüzüğü.
yüzüne baktı. Tarık saçları ıslak köşeye sıkışmış. Baka basmış halde kasıldı kaldı. Oh, Ali yapsa. Yoksa. Dehşet içinde kaldı. Cevap bekleyerek bakarken Tarık ne diyeceğini bilemeyip başını eğdi. Tuncay'la Şener kahvaltı sofrasındalar. Amca, Almanya'da Bayern'in maçına gittin mi hiç? Tabii oğlum, ben her maçında oradaydım. Hatta şeref tribündeydim ben. Benim televizyonlarda falan rast gelmiş olman lazım. Ben bir ara Bayern Münih'in yönetim kurulundaydım ya. Nur şaşırdı. Ne yaptın, ne yaptın? Nur abi. Hiç, dünyada mısın diye kontrol ettim Şener. Gerçekten Bayern'in yönetim kurulunda mıydın amca? Tabii oğlum, Allah Allah. Siz amcanızı bir şeye benzetemiyorsunuz ha. Bir ara Borussia Dortmund yalvardı ben gel takımın başına geç diye de. Ben şey yapmadım yani, biz şehre sevdalıyız. Münihliyiz yani, abimden dolayı. Abin mi? Tabii. Ne alaka? Nasıl ne alaka? Kahvaltılıkları getirdi. Onun Almancası München'dir. Bayern München. Münch, Münih, Münir'in, Münü, Şen'in, Şen'i. Şen, München işte. Bayern Münir Şener. Şener. Abi ne var? Niye Münih'te yaşadım sanıyorsun? Her daim sana yakın olmak için. Münihliyiz biz. Bana bak Tarık. Eğer benden habersiz, o kendi kafana göre nişan ya da söz yaptıysan vallahi da billahi da sütümü helal etmem sana. Söylesene oğlum, nereden çıktı bu yüzük? Ayşen atladı. Nereden olacak ayol? Benim sandıktan. Göz kırptı. Sen ne diyorsun kız? Bana bak Sırık, sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun? Ver bakayım şu yüzüğü ver. Elinden çekti. Aa, benim yüzük işte. Yani benim derken Şener'imin yüzüğü. Adile ağzını kapatıp soluklandı. Nereden buldun bunu sen Sırık? Ya işte teyze öyle komodin üzerinde görünce aldım baktım oluyor mu diye. Sıkışınca da... Kız sen hala o sahtekarın nişan yüzüğünü mü saklıyorsun? Tüm sana. Saklıyorum tabii. Sizin inadınız yüzünden biz bu yüzükleri birbirimizin kafasına atmasaydık... ...şimdi çoktan çoluk çocuğa karışmıştık. Yuvamızı kuramadan yıktınız. Tabii tabii. Ben olmasaydım çoktan yuvanı yapmıştı o sahtekar yalancı senin. Hazırladığı sofranın başına geçti. Ay abla, aşk olsun ya, aşk olsun. Sen Şener'imin ne yalanını gördün ha? Ne yalanını? Allah'ım. Tövbe tövbe. Ay görmedim tabii, göremem ki. Adam öyle hızlı dolap çeviriyor ki görmek mümkün olmuyor. Sen takıksın benim Şener'e. Robin'i yakından gördün mü hiç? Robin hangisiydi ya? Şu kel olan mıydı? Evet. Abim gibi ha. Evet. Ne müthiş oynuyor değil mi? Yok be ya. Topçu falan değil o, abartıyorlar onu. Ben şimdiki aklım olsa kesinlikle transfer ettirmezdim onu. Robin'i gerçekten sen mi getirdin takıma? Tabii oğlum, ne sandın ya? Ama en baştan dedim ben bundan topçu olmaz diye, buna inanmayın bu kadar diye de güvenmediler, inanmadılar bana. Araya böyle hatırlı kişiler soktular, politikacı falan, Merkel falan. Ondan şey ettik biz, aldık o takıma onu. Sonra da zaten işte ne oldu belli. Yahu sen ne anlarsın futboldan? Futbol topunu görsen karpuz ticaretine girmek gelir aklına. Abi, aşk olsun, vallahi aşk olsun ya. Ya 80'lerin sonunda sen benim futbol kariyerime engel olmasaydın şimdi hepimiz trilyonluktuk biliyor musun? Ne kariyeri be? Üçüncü lig takımına kendini Yugoslav futbolcu diye sattırıp adamları dolandırmışsın. Transfer parasını geri vermek için babadan kalma evi sattık, hatırlasana. Abi senin suçun. Vallahi de senin suçun yani. Ben parayı geri vermeyelim dedim. Yani sen gerçeği söylemesen kimse anlamayacaktı benim Yugoslav olmadığımı. Yani iki sezon anlamazlardı vallahi. O kadar güzel yapıyordum ben Yugoslav takvimini. Süper yapıyordum ya. Zbrano komsi. Kakose dobra. Düz koşu. Bakır geldi. Estağfurullah. Günaydın. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Yerinde tabii güzel kızım. Biricik kızım evine gelmiş. Vallahi bu saatten sonra amcam bile keyfimi kaçıramaz artık. Tam zamanı oğlum Şener. Abinin keyfi yerinde. Hatırlat sermaye işini. Abicim çay demin mi olsun? Münir garipsedi. Oh, vallahi avukat oldu ya yeğenim. Aslan yeğenim benim. Şimdi bir ofis açtık mı tamamdır. Uzat, uzat avukatın. Itır'ın bardağını da doldurdu. Sonra benim sermaye işini de bir halledersek... Oh, ...bizim aileyi top atsalar yıkamaz vallahi kimse. Başladık yine. Abi ne var ya? Bir 5.000 liracık istiyorum ya başlangıç için. Kusura bakma Şener. Benden sana zırnık işlemez. Kardeşimsin. İşte ev, işte sofra. İstediğin kadar ye, iç, yat, kalk.
ama 5 kuruş isteme benden. Ama aması maması yok. Ben bu dünyada sana sermaye, o Adile denen kadına da günahımı vermemeye yemin etmişim. İşte o kadar. Şener Atır'a bakıp boynunu büktü. Kahve. Neymiş bu plan Metin? Dün gece Tarık'ın Itır'a bakışlarını gördünüz mü? Ha. Ne varmış ki abi? Ya hiç işte laf olsun torba da olsun konuşuyor. Ya bir dur oğlum be. Bir sulandırma lafı ya. Şu birader. Tarık'ın Itır'a her vaktinde göz bebekleri deniz feneri gibi çakıyordu. Allah Allah. Ben size söyleyeyim bak ha. Tarık'ın gönlü Itır'da. Ha, Itır da ona karşı boş değil. Çünkü Tarık ona her baktığında denizde böyle simit bekleyen martı gibi böyle süzüm süzüm süzüldü gece boyunca. Allah Allah. Vallahi. Birader, Münir abiyle Adile ablanın barışmasıyla bu konunun ne alakası var anlayamadım ben. Ya birader anlasana. Eğer biz bu çocukları evlendirirsek orada da ne kin kalır ne de küslük. Yani neticede dünür olacaklar. Ha, bak böyle düşünmemiştim ha. Şş, bana bak. Münir baba, dünür baba oluyor desenize. Ya bu fikir benim aklıma yattı. Ya biz bu çocukları baş göz edelim ya. Bravo Metin, çok iyi fikir. Aferin lan. Hiç beğenmedim ben bu fikri. Giyeceğim ama vallahi benim de aklıma yattı. Bence olur bu plan tutar. Sıkıştılar. Çok iyi. Gözünüzü seveyim ne olur. Biraz mantıklı konuşun ya, ne olur ya. Ne diyorsun lan gene? Abicim, şöyle düşünelim. Hadi diyelim ki bunlar birbirini seviyor. Hiç Adile abla ustamın kızını istemeye gider mi? Ha? Duyamadım. Hadi diyelim ki gitti. Hani farz ediyorum ki gitti. Ustam kızını Adile ablanın oğluna verir mi? Doğru söylüyor Metin. Olmaz bu iş. Ben sana söyleyeyim. Lütfen ya. Ya bence de. Yani buna razı etmek için önce onları barışmaya razı etmek lazım ki... ondan sonra bu plana ne gerek var birader? Hiç. Atıp tutuyor. Ben hayatımda bu kadar saçma plan görmedim. Ya daha iyi planın varsa sen söyle o zaman amca, ne olur. Hayırdır? Sabah sabah bu ne hararet? Şey abi bu... Münir babayla Adile ablanın barışma işini çözemedik de onu konuşuyorum. Oğlum biz 35 yıldır çözemedik. Siz 35 dakikada nasıl çözeceksiniz? Zeki Metin'le bakıştı. Adile Ayşen'le evden çıktı. Ayşen derlerken az önce evden çıkan Münir ve Şener'le karşılaştılar. Aa, bu da iyice burnumun dibinde bitmeye başladı. Ve beni mi takip ediyor ne? Tövbe tövbe. İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Allah'ım çok yakışıklı ya. Ay, yaşlandıkça George Colony'ye benzemeye başladı. Ay. Şevket'ten 1000 koparsam, 1000 lira da Itır ateşlese en az 3000 daha lazım Allah'ım. Of 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 of. Nereden bulacağım ben bu sermayeyi? Tarık camdan aşağıya bakıp karşı eve gülümsedi. Itır camın arkasında ne sallıyor? Hayırdır abi? Ne konuşacaksın benimle? Kahve. Şener heyecanla bardağındaki çaydan içti. Münir durgun, kararsız. Şener masaya vurup kalktı. Veriyorsun parayı. Sermayeyi veriyorsun. Dayanamadın değil mi? Abi, vallahi bu sefer öyle bir işe giriyorum ki... sizi saraylarda yaşatmazsam sahtekarın en önünde giderim. Onu biliyoruz zaten. Anlamadım. Otur yerine, otur, otur. Sermaye mermaye yok. Başka bir şey anlatacağım sana. Aile meselesi. Sırtarak yeniden kalktı. O zaman Ayşe'ni istemeye gidiyoruz. Ölümü çiğnersin. Abicim sen nasıl bir abilik yapıyorsun böyle ya? Yapma lütfen. Hem ticari alanda benim önümü tıkıyorsun, hem aşk hayatımı tıkıyorsun. Yani böyle abilik olmaz. Münir Özkul gibi adamsın ama... yani Erol Taş gibi hareketler yapıyorsun. Vallahi yakışmıyor sana ya. Bırak bu lafları, dinle beni. Biliyorsun Itır'a büro açmamız lazım. Ben düşündüm taşındım, en uygun yer bizim babadan kalma daire. Yarı hissesi benim zaten. Gerçi senin de yarı hissen var. Sana sormadan harekete geçmek istemedim. Ne diyorsun? Adile ve Ayşen şirketin emlak dükkanındalar. Vallahi çok iyi düşünmüşsün Adile abla. Benim kayınpederim bütün dairelerinde kiracı var. Zaten biri çıksa ben hemen satmak istiyorum. Satıp sermaye yapacağız. Ama Perrak duymasın. Bu konuda daha kendisine tam açılamadım da. Nereden duyacak canım? Ay sat işte birini bana. Ayol koskoca diş hekimi ayağınıza geldi. Bir muayenehanesi eksik. Hadi hadi sen çözersin bu meseleyi. Hadi aslan kardeşim yap bir şeyler işte. Keşke abla ya keşke. Hani ben kime diyeyim evi boşalt diye. Yani insanları sokağa mı atayım? Yok canım olur mu öyle şey?
Hay Allah, param da hazırdı. Ne? Sen bir de benden para mı istiyorsun? Abi şimdi yani ticaret başka, kardeşlik abi ilişkisi başka yani. Ticarette babanı bile tanımayacaksın diye bir laf vardır, bilmiyor musun sen? Öyle mi? O zaman ben de seni hiç tanımıyorum. Pılını pırtını topla derhal git evden. Nasıl ya? Defol git. Şaka yapıyorsun. Yahu defol dedim. Kafasını sağdan sola savurup Emir'e döndü. Abi vallahi gururumu kırıyorsun ha. Giderim ha. Defol git. Bu kadar ezilmez insan ya. Her yerde eziyorsun abi beni. Lütfen ya. Bak vallahi giderim ha. Defol dedim. Kaşlarını çatıp kırgın gözlerine baktı. Yerinden kalktı, montunu düzeltip bardakta iki parmak kalan çayını içti, ağlamaklı üzüntüyle Münir'e baktı. Münir'in sert bakışlarıyla kapıya kadar yürüdü. Eşikte ağır çekip de döndü. Sokağa adım atıp yeniden Münir'e baktı. Münir sinirle gözlerin üzerinden bakarak başını salladı. Kapıyı tutup yarıya kadar kapattı. Umut bakmayı sürdürüyor. Umudunu kesip kapıyı kapatarak çıktı. Açık pencereden içeri sırıtıyor. Pişman oldun mu? Defol git ya! Abi ya sen de amma şey yaptın, bir deneyeyim dedim seni. Hakikaten gönderiyorsun insanı ya. Kapıyı açıp içeri girdi. Yani sen gerçekten böyle gönderecek misin kardeşini ya? Ben de onun amcasıyım tabii ki. Itır da bizim yeğenimiz yani. Yeri geldiğinde yani vazifelerimizi yapacağız ya. Neymiş büro, neymiş para, neymiş yani, böyle şey olur mu ya? Tabii ben bir dakika sıkıştım, onun için şey yapıyorum sana. Tahviller var benim elimde. Rakip yüzünden şey yaptık beni. Tamam açsın büroyu. Tabii açsın ya. Lütfen. Lütfen abi. Açsın tabii. Münir yüzünü ekşiterek samimiyetsizce yüzüne bakıyor. Geliyorum değil mi akşam eve? Bana bak. Eğer büroyu açtıktan sonra bir ayak oyunu katakulliyle Itır'dan para sızdırmaya çalışırsan, bak vallahi ve billahi seni sallama çay gibi kaynar suya daldırır daldırır çıkarırım Şener. Daldırır daldırır çıkarırım. Abi aşk olsun ya. Sen de beni hiç tanımıyor gibi konuşuyorsun ya. Vallahi billahi ya. Bazen şüphe ediyorum yani. Ben, abim beni tanımıyor mu acaba ya? Masanın dediğini eliyle sürdü. Ya kızım ne oluyor? Ne konuşuyor Adile abla Şevket'le? Sana ne? Hem bana niye soruyorsun? Git de kocana sor. Aa. Olmaz şimdi. Ne öyle aralarına girip ne konuşuyorsunuz diye mi soracağım? Ay ne kadar ayıp. Ne öyle dedikoducu kadınlar gibi. Züccaciye'nin önü. Ay gerçi meraktan da çatlayacağım yani, böyle orta yerimden çat. Bak bir şey söyleyeceğim. Münir abi de Şener'i fırçalıyordu. Ne oluyor be? Ha? Ne oluyor kız? Ay Şener, Şener seni mi istedi yoksa? Aa. Seni mi istedi yoksa Şener? Ha? Ay. Aa. Dur. Yoksa inanamıyorum şu an Adile ablayla Münir abi yoksa eski günlerdeki gibi deni. İyi de o zaman benim herifle niye konuşsun? Ne alakası var? Aa! Ay yeter be yeter. İki dakika sus ya. Beynim kaynadı yumurta gibi. Aa aşk olsun. Anlatsan ölür müsün? Anlatmayacağım. Çatla meraktan çatla. Yerinde gebelendi. Ay, ay, ay Şener, ödümü patlattın. Kalbim ağzıma geldi ya. Oh. Ağzını yiyelim sen. Utandı, peronu işaret ediyor. Ne yapıyorsun kız burada? Gel. Ne yapıyorsun kız? Git, özel bir şey konuşacağız. Peron arkalarından dükkana girerken itekleyip kapıyı örttü. Kız ne yapıyorsun burada? Hiç, ne yapayım? Öyle çeyiz bakıyorum. 20 yıldır beklettiğin için beni. Sayende çeyiz uzmanı oldum. Vallahi bu gidişle bir 20 yıl daha bekleyeceğiz galiba. Ya Allah korusun, niyeymiş o? Niye olacak? Abim yüzünden. Ah, niye? Vermedi mi sermayeyi? Vermedi Pinti. Sen de durumlar nasıl? Lan ne olsun işte. Ablam Tarık'a muayenehane açacakmış. Gittik Şevket'in yanına. Dedi bütün dükkanlar dolu.
Ablam da halbuki böyle 60.000 nakit vardı. Pat sayacaktı parayı. Dolu dükkanlar. Şener'in gözleri açıldı. Aşan tutulup kaldı, Şener'e bakıyor. Nakit mi? Hı. 60 mı? Sincecik öyle mi? Merkez Bankası mı kız bu? Yok. Bulgar rublesi. Ay, Merkez Bankası tabii. Mont yakaları yukarı kalkıp omuzlarını çekerek büzüşük duruyor. Çeyizini hazırla, evleniyoruz. Ciddi misin? Kız, böyle şeyin şakası olur mu? 60.000 bu. Nimet, şaka olmaz böyle şey. Parayla şaka olmaz. El ele havaya zıplayarak döndü. Şevk emlak mühendisi. Ya ben öyle bir şey yapamam Adile ablaya. Ya anlarsa? Ya nereden anlayacak ya? Tapu katastro memuru mu Adile abla? Ya hem bu işin içinde bir sahtekarlık yok Şevketciğim. Güvenmiyor musun bana ya? Geçen sefer de sahtekarlık yok dedim. Hareketler hızlandı. Planı sen yapıyorsun. Parayı ben ödüyorum Şener ya. Allah Allah. Cam kenarına geçti. Aramızda paranın da lafı olabiliyormuş be Şevket. Küskün dışarı bakıyor. Bu para lafını herkes etseydi de... senin ağzından duymasaydım be Şevket. Hiç yakışmadı. Demek kardeşler arasında da böyle bir şey olabiliyormuş ha. Ki ben her Şevket dediklerinde gurbet ellerde benim... Boğazını tutarak sol yandan bakarak döndü. Boğazım düğümleniyordu biliyor musun? En çok seni özledim be. Evet. İyi de bir kere telefonla arayıp halimi hatırımı sormadın ama Şener. Almanya'dan çok yazıyordu kardeşim. Öyle her an aranmıyordu ki. Ama telafi edeceğiz bunları. Söz veriyorum ya. Yapma. Kırma şu kardeşini ya. Bu kadar hatırım yok mu sende ya? Yap kardeşine şuku ya. Ya ben Almanya'da çalışırken İsviçre bankalarına bir sürü para transfer ettim. Onlara bir bloke kondu. O blokeyi kaldıracağız bu parayla. Gerçekten konuşuyorum bak. Galata ve Semp'e karşı bir işin barışı. Tapu senedi yazılı kağıtta Şener'in fotoğrafı. Adile gözlüklerini aşağıdan bakarak okudu. Ya Şevket. Hı. Bu ev o Mendebur'un babasının değil miydi? Hangi Mendebur'un? Bu mahallede kaç tane Mendebur var? Vallahi ben hiç tanımıyorum. Ya Şevket, delirtme beni. O işte. İsmi lazım değil. Kahveci bozuntusu. Ha, Halit. Yok, onun bu işle bir alakası yok. Ya Münir be, Münir. Onun babasının değil miydi bu ev? Onun muydu? Onun da tabii. Ben de öyle diyorum ya abla. Yani? Evet yani. Ayşen de Şener sokağın köşesinde bekliyor. Ay, ben sana bir şey diyeyim mi aşk böceğim? Ablam bu numarayı var ya hayatta yemez. Aman ağzını hayır aç aşk beslem. Bizim bu paraya ihtiyacımız var. Ablanı ikna edemezsek evliliği falan. Evet. Boruya vurup kulak çekti. Allah korusun. Ya bir şey olduğu yok zaten. Tamam, ortada bir şey yok. Yani ben gittik notere, Şevket'e daireyi sattım işte. Ablanı ikna edemezsek olan noter masraflarını olacak yani. O kadar yani. Ay inanamıyorum ya. Sen şimdi bu sıkıntılı halinde bir de noter masrafı mı verdin? Ben niye ödeyeyim ya? Hayır canım, Şevket ödedi. Ay iyi. Evet canım, onun mu şey? Ha Şevket, delirtme beni. Kimin bu ev? Ya işte babasından Münir abiye kalmış. Ondan da Şener'e, Şener'den de bana. Yani benim mirasla ilgili bir alakam yok tabii ki. Şener'in borcunu istinaden aldım. Borca istinaden? Evet. Kırılmaz bardak karşılığında aldım. Kırılmaz bardak karşılığında daire mi aldın? Evet abla. 55.000 tane olunca aldım. Vallahi ne bileyim. Hiç içime sinmiyor. Şimdi bütün evi o adamın uğursuzluğu kaplamıştır. Hayır gelmez o evden. Gelir belki. Çaresiz Mahsun geri çekildi. Adile kararsız düşündü, taşındı. Şevket'e bakıyor. Şevket'e bak ya, şurada. Sanki Hacivat Karagöz orada ya. Ya bir şeyi beceremedim be Şevket ben. Şimdiye ben 4 kere Boğaz Köprüsü'nü satmıştım ha. Hadi be Şevket ya. Dışarıdan kapı pencereye bakıyorlar. Yalnız aşk böceğim.
Şimdi ablam evi satın alırsa abin çıkacak. Ne yapacağız, ne olacak? Allah'ım ya, ben zaten onun için demiyor muyum sana parayı aldığımız anda kaçmamız lazım diye. Abim bunu öğrense var ya, benim elimi, kolumu, ayaklarımı kırar. Böyle o demliğe yerleştirir, millete çay diye servis eder beni. Ay Allah'ım korusun ya, korusun şu güzel ellerim, al şu güzel ellerim. Tamam, onun için biz 60 bin lirayı aldığımız anda bun Avrupa. Heyecanlandı. Şener, sen ciddi misin? Gerçekten dur, nereye gideceğiz tahmin edeyim. Aşıklar şehri. Venedik miydi? Paris miydi? Roma mıydı? Ya aşkım, aşklar şehri neresiydi? Beylikdüzü. Ya saçmalama aşkım ya. Asıl sen saçmalama hayatım ya. 60 bin lirayla dünya turuna çıktın maşallah ya. O parayla biz ancak Beylikdüzü'ne gideriz evet. Bir arkadaşım var orada, asker arkadaşım. Onun evinde ortalık durulana kadar idare edeceğiz işte. Ay doğru söylüyorsun. Çay simit yapar mıyız? Birbirlerine kolasa da koynaştılar. Şevket el sallayıp dışarı çıktı. Ne oldu acaba? Şevket ne yaptın, gel. Biraz zorlandım ama sonunda kabul etti. Yarın sabah erkenden notere gideceğiz. Parayı da orada ödeyeceğiz. Şenerler sevinçle sarıldılar. Ay Şener! Yoldan geçen 70'li yaşlardaki kadına sarılınca kadın bastonla kovaladı. Dur, dur teyze, dur, dur. Kuş bakışı ağacın çıplak dallarının arasından sakin mahalle. Mavi demirli bahçeli küçük bir ev. Münir kapıyı açıp merdivenlerden bahçeye indi. Ya abla, ben ne anlarım temizlikten? Of Tuncay, tamam temizlik falan yapma. Ama yanımızda dur, ne bileyim bakkala falan gitmen gerekir, tamam mı ablacığım? Konuşma be amca sakılıklı. Ömrün boyunca pislik yapacağına arada bir temizlik yap da bir işe yara bari. Of ya. Ellerinde süpürge bezlerle bekliyor. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlar nasip etsin inşallah. Münir anahtarları takıp kapıyı açtı. Tarık yer siliyor. Hadi bakalım gelin. Aa, Adile. Aa, Münir. Tarık. Sevdam. Ya senin ne işin var burada kadın? Tapulu malıma gelirken sana mı soracağım adam? Ne tapulu malı be? Burası benim işte. Adam olaydı da saklıydın o zaman baba malını. Ne demek be? Kime satmışım ben? Aman dur canım. Kime satmışım ben? Tarık araya girip Adile'yi çekti. Şevket'e falan bir şey satmadım. Hadi şimdi. Baba! Baba! Dur 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 dur. Çantasından tapuyu çıkardı. Tamam bastırdım paraları. 60 bin tapusu. Adile teyze versene bir şu tapuyu. Al, al bak da anlat baban olacak deliye hakikati kızım. Ya kızım burası benim evim diyorum ya, delirtme beni. Sen beni delirtme. Söyle kızım, sahte değil mi bu? Söyle. Baba bu topu gerçek. Gördüm diye kafa sallarken dumur oldu. Gerçek mi? Şiştin mi Münir efendi, ne haber? Bu topu gerçek ama buranın yarısı senin Adile teyze. Ne? Burası hisseliymiş. Sana da yarısını satmışlar. Tabii ya burası hisseli. Yarısı benim, yarısı. Adile'nin fotoğrafıyla isminin olduğu tapuyu ıtırıp elinden alıp baktı. Ağzı ve gözleri kocaman açık kafasını kaldırdı. Adile şaşkın başını geriye çekti. Yine bakıyor. Yanlarından arkaya taradığı saçları kalkıp kalkıp iniyor. Öfkeyle haykıran kırmızı yüzünde fotoğraf dondu. Bu dizinin betimlemesi BSK Yapım tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeler.org Sesi Betimleme Metin Yazarı ve Seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. At yazı Tugay Çiftçi, Fatih Kolivar, Çağrı Doğan. İşaretli Hasan Ütil Korkmaz. Son kontroller Fulya Akbaba, Dolunay Ünal, Hasan Dikiva. Teknik yapım daha prodüksiyon, Yeni Gökdelen tercüme. Yönetmen Metin Balekoğlu. Yapımcı Çağrı Bingüller, Başak Bingüller. Hacı Hüseyin'in dizi logosunun sağında Müslüm Gürses'in fotoğrafıyla saygı ve özel anlamıyoruz yazdı. Hangimiz sevmedik? Yorumcu Müslüm Gürses. Söz Ali Pekin Türe. Müzik Ali Osman Erbaşı. Oyuncular Itır Selen Soyder, Tarık Can Yaman, Şener Cengiz Bozkurt, İlyas Bülent Şakrak, Ayşen Mehtap Bayri, İhsan Deniz Oran, Şevket Veysel Diker, Hulusi Şerif Erol, Hürvet Selma Kutlu, Şükriye Tuğba Erdem, Emel Pelin Ermiş, Metin Erdem Baş, Ferran Berfu Öngören, Ekip Barış Başar, Halit Onur Şermik, Sevda Funda Bostanlık, Ahmet Bağış
Angi Gün, Tuncay Batuhan, Uçar Feridun, Doğa Konakoğlu, Ersin Arıcı, Münir Altan Erkekli, Adile Gül Onat. Bu dizi TRT 1 tarafından BSK yapıma yaptırılmıştır 2016 yazda. Su damlasından çıkan göz, burun ve ağzı çizilmiş televizyon altında BSK yapım yazdı.